Merhaba değerli izleyiciler. Derdimiz Hayat'ın yeni bir bölümünde karşınızdayız. Ali Büyükaslan, Bünyamin Bezci ve ben Necdet Subaşı her hafta olduğu gibi bugün de yeni bir konu etrafında konuşacağız, muhabbet edeceğiz. Bugün biraz aradan çekilmiş gibi görünen, oysa çok da merkezi bir statüsü olan kavram üzerinde duracağız. Yani mutlaka fark edeceksiniz. Ümmet kavramı anlamına, derinliğine, taşıdığı misyona rağmen ne yazık ki pek de fazla konuşulmuyor. Bu kavram etrafında yeterli bir analiz, yeterli bir tartışma da yapılmıyor. Epeydir yapılmıyor. Epeydir pek çok kavram sanki hayatımızdan çekilmiş, hayatımızdan çıkarılmış gibi. Bu kadar önemli bir kavramı Ramazan vesilesiyle Derdimiz Hayat'a açıkçası konuk etmek istedik. Ve bugün bu kavram etrafında konuşmayı arzu ediyoruz. Tabii ki bu kavramın her şeyden önce dini derinlikli bir boyutu var. O konudan daha çok biz bütün programları takip eden izleyicilerimiz mutlaka fark etmiş olmalılar. Biraz hayatın içinde nasıl konuşulduğunu, gündelik hayattaki kavram temsillerinin, maliyetlerinin nasıl aktığını ele almaya çalışıyoruz. Bugün de ümmet kavramını böyle bir genel bakış açısı içerisinde Ali Büyükaslan'ın ve Bünyamin Bezci'nin perspektiflerine odaklanarak konuşmak istiyoruz. Ali abi, yine ben tabii ki senden başlamak istiyorum. Bu kavram ne oldu da eskisi kadar konuşulamaz oldu? Böyle bir şey olabilir mi? Bunu kabul etmekte zorlanıyorum. Ümmet çok merkezi bir kavram değil mi? Tabii. Ya tabii, öncelikle şunu söyleyelim. Bizim bu Ramazan içerisinde gündeme aldığımız, Derdimiz Hayat'ın içerisindeki kavramları ele alıp... Bu dördüncüsü. Dördüncüsü oluyor galiba. Ama program olarak 55. 55. Evet. Programımız ama Ramazan içerisinde ümmet, işte Kur'an, alim, Kur'an, takva, Kur'an'da Kur'an en baştaydı. Konuştuk, evet. Yani burada şu, hani Ramazan ayının bu güzel atmosferinde şöyle düşün, dünyanın herhangi bir coğrafyasında Ramazan'da şu anda bizim gibi niyetlenip oruç tutan, akşam iftarını edip sahura kalkan bir geniş, nasıl söyleyeyim, Allah'a inancıyla bu ibadeti özdeşleştiren insanlar topluluğu var. Ama farklı coğrafyalarda. Ümmet. Ümmet. Ha, oradan girdin yani. Evet, ümmet. Abi, oruç tutan, teravih kılan, sahura kalkan diye sınırladın da iş zora sokma şimdi. Bilmeyenler de. Ay, ama şöyle, mazeretleri sebebiyle oruç tutamamak da ümmet olmasının dışına koymuyor ki sizi. Tabii, anladım. O, yani eyvallah. Çünkü şöyle, ben biliyorum mesela bizim sağlık sorunları nedeniyle oruç tutamadığı için işte bedelini ödeyen, fidyesini veren, ama bundan dolayı mahzunluğunu hissettiği için de kimsenin gözünün önünde yemek yemeyen İnsanları biliyorum yani, dostlarımız var. Bu mahzunluğu yaşıyorlar ama bakın, bu mahzunluk sadece bu coğrafyada yaşanmıyor. Konya'da, Adana'da, İstanbul'da, yani Allah, Sivas'ta, Erzurum'da yaşanmıyor. Bilen bir bilen, tevhid. Evet. Peygamber Aleyhisselam'a iman eden, onun varlığına, nübüvvetine, getirdiklerine, evet, başta Kur'an olmak üzere iman eden, değil mi? Evet. Ve bu bütünlüğün içinde yer alan, gönlü bu bütünün içinde çarpan insanlar ümmet topluluğunun parçası oluyor. Parçası oluyor. Şimdi tabii, yani kardeşlik vurgusu ümmet kavramının içerisinde olmazsa olmaz. Niye kullanılmıyor bugün ümmet? Yani şöyle, ümmet deyince sanki çok... Yani niye kullanılmıyorsun şu? Yani tabii ümmetin karşısında olanlar da boş durmuyorlar başka duygularla, düşüncelerle. Bu kavramın ne kadar zayıflatılması gerekiyorsa o kadar zayıflatılması noktasında üstüne gidiyorlar. Bu duygu anlamında, ideale erişme anlamında, dertleri çözüp sonuca ulaştırma anlamındaki bir takım engeller koyarak vesaire. Ama kim ne yaparsa yapsın, ümmet şunu biliyor ki yüreği ortak çarpıyor ümmetin sorunları karşısında. Dolayısıyla ben özellikle mesela bu ümmet kavramına hep şeyden bakmayı çok seviyorum. Ya da bundan mutluluk duyuyorum. Ortak bir bilinçle hareket etme. İnsanlığın ortak sorunlarına bak. Sadece Müslümanların değil. İnsanlığın ortak sorunlarına. Bak, ben inanıyorum ki şu anda, değil mi, epeydir geçenlerden, hani Ukrayna'da başlayan bir savaş var.
seyri de değişik değişik gidiyor. Burada dünyanın herhangi bir yerindeki insanlar şunu diyorlardır yani. Yazık değil mi? Niye? Ya insan sonuçta. Kim ister savaşı? Ümmet kaybeden böyle bakar. İnsan. Ama bir başkası böyle bakmıyor bakalım. Onlar işte şeylerdir diyor. O ölenler şeylerdir. Önemli değil diyor bak. Bunlardır bunlardır. Ha. Yani benim mazlumum senin mazlumun. Hayır bak bu ümmet bilinci var ya. İnsanlığın mazlumu Müslümanın mazlumudur. O kadar geniş bir perspektif var. Ben ümmet var. Düşüncesinde çünkü din İslam dininin insana verdiği şey budur zaten. Ya bu kavramın ayırt edici nosyonu nedir Ali Hocam? Yani biz ümmet deyince neyi kastediyoruz? Ümmet deyince hadis-i şerif yanılmıyorsam bir binanın duvarın tuğlaları gibi, kenetlenip dik durmayı kastediyoruz abi. Tamam. Bunu konuşacağız mutlaka ama ister istemez politik bir birlik gibi algılanıyor. Var şöyle düşün. Duygu birliği mesela mi? Bu işte dedim ya birileri de başka türlü çalışıyor o duvarın parçalarından, tuğlalarından sökmek, delmek için. Kah yumuşak tuğlalar koyuyorlar. Onları birbirine düşürmek için. Kah o tuğlaları çekiyorlar. Veya başka şeyler yapıyorlar. Hani surda bir gedi geçti, açtık gibi. Onlar da öyle çalışıyorlar ama böyle olunca da ümmetin bazı arızalı tipleri tırnak içerisinde ümmetin bütününü sahiplenmenin önünde sanki bir şey gibi çıkıyor sana bu sefer. Siyasi bir birlikteliği ortaya koymak adına. İşte kafa kesme görüntüleriyle Müslümanlar temsil etmeye çalışıyor birileri. Birileri ne bileyim işte istismarla onunla bununla ama bunların hiçbirisi ümmet değil. Niye biliyor musun? Ümmetin en güzel tanımı mesela ayet yanılmıyorsam topunuz Allah'ın ipine sımsıkı sarılın diyor. Hep birden. Hep birden. Dolayısıyla bu Allah'ın ipine sarılma halini gerçekleştirdiğinde başka iplere tutunmana gerek yok yani. İşte o ipe tutunanların ben ümmet olduğunu düşünüyorum ve böyle biliyorum. Hüyamin Hocam. Şimdi soru sormadan dünü verdim. Evet. Evet. Bu soru sormadan ne konuşursun diye yani. şimdi ümmet konusu tabii ki konuşulması zannettiğimiz kadar kolay bir konu değil. Ama çok zor evet. Şöyle diyelim. Mesela bir tane Japon Marksist var, Koshin Karetani. İzonomi diye bir kitabı var. Orada bize demos anlatır uzun uzun. Yani mesela Yunanlıların demosu ne demek yani? Çünkü demokrasi oradan geliyor. Ve aslında demosun kriter kavramı bir nevi aslında Yunan toplumlarının, Atina toplumunun kabile asabiyetinden çıkıp bir kent asabiyetine ulaşmasıyla alakalı. Bayağı bir aşama şey. Yalnız. Yani, evet tabii kabile asabiyetinden kent asabiyetine çıkış. Ve bu anlamda kent asabiyeti içinde de bir eşitlik. Ama nasıl eşitlik? Aynı zamanda şartları da olan bir eşitlik. Yani mesela savaşabilecek malzemeye sahip olan, yani bir anlamda ötekinin karşısında, o şehrin düşmanlarının karşısında durabilecek iradeye de sahip olan bir eşitlik. Şimdi yani ümmet denince Kur'an-ı Kerim'de ilk kastedilen şeyin Muhammed ümmeti anlamında Hazreti Muhammed'in getirdiği dine iman edenler olduğunu biliyoruz. Evet. Şimdi burada aslında mesela Hazreti Muhammed'in o dönemlerdeki en büyük sorunu neydi? Aslında Medine'deki özellikle Ensar'la muhaciri buluşturabilme. Hatta biraz daha büyük anlamda Medine'de yaşayan Yahudileri de o birliğin içine katma. Bu daha henüz belki tam bir politik birlik de değil. Onlar henüz ayrışma talebinde değil. Tabii. Birliğin içine katabilme. Nitekim bunun için de uğraştığını biliyoruz. Ehli kitaplı Müslümanlar. Evet. Uğraştığını da biliyoruz. Peki ne oluşturmaya çalışıyor? Aslında işte hocamın dediği Allah'ın ipine sarılmış olan bir bütünlük oluşturmaya çalışıyor. Yani kabile asabiyetini aşmış bir bütünlük oluşturmaya çalışıyor. Yani bir nevi Evs ve Hazreç... Yeni bir asabiyet yaratmak istiyor. Tabii Evs ve Hazreç kabile asabiyetlerini aşan, aynı zamanda muhacirle ensar arasındaki kabile asabiyetlerini, Mekkeli, Medineli kabile asabiyetlerini aşan aslında bir inananlar birliği. Yeni bir aidiyet mi? Tabii bir inananlar birliği. Sonuçta ümmet kelimesi de inanmaktan gelmiyor mu? Temelde aslında inananlardan gelmiyor mu? İşte bir inananlar birliği, Allah'ın ipine sarılmış. O yüzden tevhidle de alakası var.
Yani o tevhidle de alakası olan bir şey. Birbirine bağlı bunlar. Çünkü onu bağlayan şey tevhid. İnanç. Yani onu bağlayan şey o ip aslında tevhidin ipi. Sadece Allah'a götürüyor. Sadece Allah'ın ipine sarılmış olan, inanan insanlar bütünlüğü. Peki nedir bu? Bu aslında aynı zamanda eşitlik. Ama aynı zamanda nasıl bir eşitlik? Yani ben mesela ümmet kavramının bir nevi aslında inananların bir bütünlük kavrayışı olduğunu, bir birlik kavrayışı olduğunu ama bu birlik kavrayışının her ne kadar mesela inanmayanlara karşı bir merhamet duygusu da olsa bile onları içermediğini düşünenlerdenim. İnanmayanları dışarıda bırakan, evet. İnananları da bütün farklılıklarıyla, kuşatan ve aralarında çok bir eşitlik ortak, yaratan, eşitlikçi, duygusal bir zemin. Nitekim mesela diyelim ki arkadaki resimlerimizdeki saflar neden ümmeti temsil ediyor? Çünkü safta omuz omuzasınız. Farklılıklara safta rağmen. Safta farklılıklarınız yok. Yani aynı Allah'ın karşısında, aynı secdede. Bunun dışındaki farklar önemli değil. Hiç önemli değil. Tabii çok güzel. Yani neden mesela hac ümmeti temsil ediyor? Çünkü haçta tavaf ederken sen, ben, o yok. Kabe'nin etrafında herkes aynı lebbeyk. Siyahıyla, beyazıyla, Endonezyalısıyla, Afrikalısıyla, fakiriyle, Türküyle, zenginiyle. İşte Yemenlisiyle, fakiriyle, zenginiyle evet. Baktığımız zaman o birliktelik duygusu aslında. Nitekim haçta ümmete dahil olmayan kim diye düşünüyoruz. Ben mesela ümmete dahil olmayanı haçta kafamı yukarı kaldırdığım zaman, hacca gitmem, umreye gittim. Kafamı kaldırdığım zaman görmüştüm. Kafamı kaldırdığım zaman yukarıda tek başına yürüyen çok güzel güneş gözlüklü bir hanımefendi vardı. Böyle içeride alttaki kalabalığa karışmak istemiyordu. Tek başına orada sakince yürüyordu. Steril bir tavaf yapıyor. Steril bir tavaf yapıyordu bir anlamda. Ne zoru var ablanın? Ha işte bakın o işte ümmete kendisini dahil görmüyor demek ki. Abi yapma belki bir işte, özel durumu olabilir ya. Yani, özel durumu varsa bilmiyoruz. Belki altında bir araba vardır, el arabası birini taşıyordur. Sen sadece gözlüğünü gördün. Tabii ki ben sadece gözlüğü kendisi ve... Ben o otele takılacaksın diye düşündüm ama... ben de o otele... ben dedim bu otele ya, geliyor bir, zaten, bir yumuşak bir saldırı geliyor ama... Zaten biliyorsunuz o oteldeki odasından Kabe'deki imama uyup da namaz kılan insanlar var. Yani o da var yani steril camının arkasından. Bir şekilde. Hocam otelde kalmadım ama onun ben de kalmadım. Terasında oturdum. Hı hı. Gerçekten çok pis bir kibir aşılıyor insana. Ama ben karşı. Mesela şunu mesela, gördüm. Osmanlı geleneğinden gelen bir Müslümanın orada Kabe'nin karşısında kendi çok hüzünlü hissedebilir diye düşünüyorum o otelde. İşte orada ümmet kılan şey hocam eşitlik. Yani tabii ki hocam. Ümmeti tabii. Ümmet kılan şey eşitlik. Bir olmamızı mümkün kılan şey de eşitlik. O yüzden mesela hepimiz kıyafetlerimizi çıkarıyoruz. Bembeyaz yani bir nevi bembeyaz ihramlarımızı giyiyoruz. Sembolik şeyler tabii bunlar. Yani ama bütün şeylerinden vazgeç, farklarından. Evet. Bir yolunu bul, bu toplumla bütünleş. Evet. Her şeyimiz. Biriz yani, yarı ama omuzumuz beraberiz. Çıplak. Biriz ama beraberiz. Evet. Yani yarı omuzumuz çıplak ama diğer omuzumuz kapalı. Ve bir nevi aslında o ihramın dışında hiçbir giysisi olmayan insanlar olarak yani orada tavafımızı yapıyoruz. İşte bakın oradaki o tavaf, ihramla yaptığımız tavaf aslında bir ümmetin zirvesi. Yani bunu net olarak görüyoruz. En yüksek platformu. Tabii orası yani o en eşit olduğumuz yer. Şey değil mi? Hacıdan sonra Malcolm onu, X. Onu orada güzel, iyi, hoş da. Geri döndüğümüzde niye koruyamıyoruz? Ha işte orası. Orada nasıl bir patlama çatında var? İşte ondan dolayı ümmet aslında bir taraftan da işte orada o real dünyaya geldiğimiz zaman şunu görüyoruz. Ümmet orada yaşadığımız, hissettiğimiz bir varlık. Bir var olan somut bir şey, somut bir şey aslında. Ama döndüğümüz zaman bir ideal. Yani ümmet. Döndüğümüz zaman ideal. Yani şey gibi işte. Yani dünyaya fırlatılmış insanlarız. Biliyoruz ki dünyayı fırlatırdık. Bir şekilde dünyada yaşıyoruz. Fırlatılmış tuhaf geldi bana. Niye öyle geldi? Ya hocam, bu Heidegger'in ifadesi. Daha önceki konuşmalarda yani, da bazı kavramları ister istemez ideal formlarıyla konuştuk.
Sanki buna ideal dediğimizde şunu kastediyoruz. Yani biz eninde sonunda gündelik uğraşlarımız içerisinde hayatı nasıl tanzim edeceğimiz, inşa edeceğimiz konusundaki bütün emeklerimizi o tavafta yaşadığımız o birlikteliğe doğru akacak şekilde tasarlamalıyız. Evet yani doğru ama ideal derken zaten somut bir idealden bahsediyorum. Evet. Galü bela kadar somut. Evet biz ona çok inanıyoruz. Yani galü bela kadar somut. İşte onu fırlatılmış derken onu galü belada hepimiz birdik. Hepimiz aynı yerdeydik. Hepimiz eşittik. Hepimiz Allah'a dedik ki evet sen bizim Allah'ımızsın. Sen o soruya yetiştin mi? Ne zamandan beri Müslümansın? Galü beladan beri. Galü beladan beri. 32, evet, tabii. 32 vardı. Evet. Yani şimdi mesela orada hepimiz Allah'a dedik ki evet sen bizim Allah'ımızsın. Biz senin karşısında kulunuz ve eşitiz. Yani hiçbirimizin birbirimizden farkımız yok. Sonra dünyaya fırlatıldık. Ve dünyaya fırlatıldıktan sonra aslında kavlü belayı da unuttuk. Bütün gayretimiz ne? Hatırlama gayreti. Onu hatırlama tabii. Bütün gayretimiz, rehberler eşliğinde. Tabii, bütün gayretimiz hatırlama rehberler gayreti. Rehberler önderliğinde. Aslında haçtaki halimiz de o. Haçta galü belaya gidiyoruz aslında biz. Başladığımız yere. Başladığımız yere gidiyoruz. Başladığımız yer işte ümmetin birlikteliği. Ümmetin birlikteliği orası. Ha döndüğümüz zaman yine unutuyoruz. O haccı hatırlamaya çalışıyoruz. Çünkü dikkat edin mesela. Yani ben umreye gittim. Hacca gitmedim ama işte 10 yıl kadar oldu. Hatırlamaya çalışıyorum. Hala oradaki birlikteliğimi, oradaki varoluşumu hatırlamaya çalışıyorum. Yani bütün bir gayretim oradaki varoluşumu hatırlama üzerine kurulu. Ümmet, peki o... abi sen çok güzel pozitif cümleler kuruyorsun da biraz açalım mı konuyu? Biraz? Ama gerçek hayat ama orada ama yaşanmıyor. Işte, gerçek hayat ideali, burada yaşanıyor. İdeali orada yaşıyoruz, evet. Ulaşıyoruz. Ama ideal dediğimiz şey de aynı zamanda somut bir şey. Somut. Yani onu anlatmaya çalışıyorum. Yani ideal dediğimiz şey yukarıda aşkın bir şey değil. Tamam hocam bizim gündelik dualarımızın parçası. Biz aynı zamanda içinde haşrolmak. Aynı zamanda dünyada var olan bir şey. Dünyada hissettiğimiz bir şey. O ümmetin birliği, bütünlüğü dünyada hissettiğimiz bir şey. Ne oldu o fotoğrafa? Hayır, onu her an oraya giden herkes hissediyor zaten. Tamam. Ya da mesela camide yani işte namaz kılan insan işte Ayasofya'da namaz kılan insan onu hissediyor zaten. Hissetmiyor değil. Bir bütünün parçası olduğunu hissediyor. Bir bütünün parçası olduğunu. Bu bütünün bir yere doğru aktığını hissediyor. Evet. Bu bütünün bir ideali, bir dili, bir sesi, bir çağaltısı olduğunu mesela, fark ediyor. Bu anlamda Ramazan da mesela bunu hissettiğimiz evet. Anlardan bir tanesi. İşte Ramazan'da sağında solunda herkes işte oruç tutarken, işte bir şekilde iftar yaparken, sahura kalkarken hissediyorsun ki evet oradaki sıradan insanlardan bir insansın. O yüzden Ramazan'da en çok zevk aldığımız şey ne? Yediklerimiz değil, birlikte yaptığımız iftarlar. Tek hocam, başımıza yaptığımız Ramazan, iftarlar değil. Bizi davet etmediğinizin farkında mısınız? Yani uzağız diye herhalde değil mi Ali abi? Ama şey yine eskisi gibi devam ediyor. Pandeminin geçen seneki şeyi, evet. O herkesi birbirinden uzaklaştıran havası azaldı. Teravih kılınacak. Evet, evet yani şükürler olsun. Evet hocam. Bu teravih namazları mesela. Uzun ama birlikte olduğumuz bir namazlar. Bir anlamda hem bir taraftan sıradanlığımızı hissediyoruz. Hem de bir taraftan o sıradanlığımız aslında bizi bir nevi üstün kılıyor. Tabii büyük bir kitlenin sınırlarını kestiremediğimiz büyük bir oluşumun evet. Dinamik bir hikayenin parçasıyız. Evet bu işte şeyde de karşımıza çıkıyor. Vasat ümmetlerinden şeyde de karşımıza onu çıkıyor. Onu konuşalım o vasat. O vasat dediğimiz şey ne o? İşte yayın. En yüksek yeri aslında. Yayın ortası aynı zamanda. Ortası olduğu zaman olduğu için vasat. Ortası olduğu için sıradan. Ama ortası olduğu için aynı zamanda en öndeki yeri. Dolayısıyla ifrat değil, tefrit değil. İfrat değil, tefrit değil ama en önde. Yani bu anlamıyla hem bir sıradanlık, eşitlik ama eşitliğimiz içinde aslında birliğimizin üstünlüğü. Şey var ya. Puzzle'larda mesela şöyle düşün. Puzzle'ları birbirine benzemeyen parçaları bir araya getirdiğinde anlamlı bir bütün oluşturuyorsun. Tamam. Ama ümmette her bir parçası kendi başına anlamlı. Ve yerleşecek bir araya bir geldiğinde daha anlamlı bir bütün oluşuyor. Evet. Her bir parçası anlamlı olan
Ama bir araya geldiğinde daha anlamlı bir bütün oluşturuyor. Şöyle söyleyelim, o zaman her biri bütünden, bütünün özelliklerini kendinde taşır. Taşıyan ama kendi, hücre gibi. Kendi özellikleriyle var olan. Peki ama bunun anlamı nedir? Yani bu, tamam, İslam ümmeti dediğimiz şey, bu çeşitlilik arz eden tek tek her bir müminin dahil olduğu ortak bir akış, ortak bir bütünlük. Bunu anlıyoruz. Bunun bize katkısı ne yani? Biz niye bir ümmet kavramına, hani lafın gelişi söylüyorum, özür dilerim, yatırım yapıyoruz, bu kavramı canlandırmaya, ihya etmeye çalışıyoruz. Ümmet diyoruz, başka da bir şey demiyoruz. Çünkü kendisinin rehberliğinde yürüdüğüm bir liderim var başında. Hazreti Muhammed. Evet. Aleyhissalatü vesselam. Selatü selam olsun. Onun ümmetinden olmanın şerefini yaşamak. Dolayısıyla ümmet dediğimiz zaman zaten işte... Tabii yani o bizi karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Aynen öyle. Yani tamam. Yani ümmetin bir anlamı da şey değilmiş de, bir dini, hani söyledik ya, bir dinin, inancın etrafında bir araya toparlananlar ve o dinin önderi, onun vesilesiyle bize açıklananı, tebliğ edileni Hazreti Muhammed olduğu için burada. O yüzden mesela bu şeyde biz duvarın tuğlaları gibi derken, mesela şeyde yanlış hatırlamıyorsam ellerini birbirine kenetlemiş Peygamberimiz. Böyle demiş, böyle. Bu ne biliyor musun? Yani iç içesiniz. Namazda da öyle safları sıklaştırmaktan bahsediyor. İşte bunu söylerken ki bu beden dili bize şunu söylüyor aslında. Bu ümmet değil. Bu haliniz ümmet. Ama hepiniz farklı. Dolayısıyla bu vurgu bize şunu getiriyor. İç içe girdiğinizde birbiriniz gibi hissediyorsunuz. Bu birbirimiz gibi hissetme hali bize kardeşlik vurgusu veriyor. Kardeşlik vurgusu olunca o zaman ne geliyor etrafa? Acınız acımızdır, acımız acınızdırı getiriyor. Onun yanından yüksek hemen, onun arkasından hemen şu geliyor. Acının birlikte hissedildiği bir sorumluluk duygusunun paylaşımı. Sorumluluk duygusunun paylaşımı olunca da hep söylediğim bir şey var. Ya çok ben bayılıyorum buna. 13-15 yaşında çocuklar, gençler öyle bir hassasiyet gösteriyorlar ve öyle asil bir duyguyla falan bilmem ne ülkedeki falan gariban, fakir, kimsesiz, yoksul, ihtiyaç sahibi yetim kardeşler ediniyorlar. Bak şimdi. Niye ediniyorlar? Bu asil duygu nerede? İşte bak, o birbirimizin kenetlenmemizin gereği kardeşlik, onun getirdiği sorumluluk, acıyı paylaşma duygusu. Bunu da Allah Resulü'nün, yani Peygamberimizin etrafında, yanında, peşinde ve görmeden sevmiş olmanın onu getirdiği duygu. Mesela geçen yılda Yeni Zelanda'da çok çirkef bir saldırı oldu. Evet. Orada cami cemaatine bir psikopat saldırı yaptı. Evet. Ve orada pek çok kişiyi katletti. İki yıl oldu ya. Yeni Zelanda. İki yıl oldu değil mi? Ne kadar hızlı geçiyor zaman. Yeni Zelanda'da zaten böyle bir şey beklenmiyordu. Hiç beklenmiyordu. Müslümanlar da orada rahat sayılırlardı. Yani Müslümanlıklarını yürütme, sürdürme konusunda açık, belirgin bir baskıyla karşı karşıya değillerdi. Ama tadları tuzları kaçtı. Hı hı hı. Ama mesela burada haritada Yeni Zelanda'nın nerede olduğunu bilmeyen Müslümanlar bile inanılmaz bir şekilde hüzünlendiler. Tabii. Oradaki o sancıyı derinlemesine hissettiler. Oturdular, orada ne oluyor anlamaya çalıştılar. Mesela Türkiye kendini otomatik olarak taraf statüsüyle olayın içine soktu. Oradaki devlet görevlileri bu olayın büyümemesi ya da beklenmedik trajedilere fırsat vermemesi için çok üst duruplu, çok dikkatli, diplomatik açıklamalar yaptılar vesaire vesaire. Biz birdenbire Yeni Zelanda'da da kardeşlerimiz olduğunu hatırladık ve onların acısını paylaştık. Paylaşmakla kalmadık, hani böyle bir bayram mesajı gibi değil. Ne yapabiliriz? Dindirmek ve düşündük. Yani ben somut olarak hani kendi hayatımda karşılıklarını çok iyi hatırladığım Bosna'da mesela büyük bir katliam oldu. Hala daha orada ne olacağına dair ciddi korkularımız var. Orada eşitliğe aykırı bir şekilde böyle bir hazırlıklar olduğuna dair duyumlar da alıyoruz. Bunlar tabii siyasi gözlemcilerin değerlendirebileceği şeyler ama biz de orada bir tarafımızın, bir uzvumuzun orada olduğunu düşünüyoruz. Aynı şey
diasporada yaşayan, dünyanın değişik bölgelerinde yaşayan. Bir yanımız acıyor hep. Tabii canım, onların varlığını hissediyoruz. Bir Müslüman dünyanın neresinde olursa olsun doğal bir şekilde bizim kardeşimiz oluyor. Bu bizim kardeşimiz olması iyiliklerine ortak olduğumuz ölçüde yanlışlarına da engel olma konusunda bize sorumluluk veriyor. Tabii. Yani birisi dünyanın bir başka bölgesinde genel geçer İslam ahlakına ya da genel geçer İslam itikadına aykırı şeyleri İslami olarak lanse ediyorsa sorumluluk sahibi, oraya yakın olan insanlar oradaki o tasvip etmiyoruz. Hastalıklı tümörü temizleme gayreti içine giriyorlar. Onu belki Bünyamin Hoca açar biraz. Amerika'da Malcolm X'in Müslüman olma serüvenini dinliyoruz mesela. Hapishanede Müslüman oluyor. Ama aynı zamanda Müslümanlığı etnik siyah adamın üstünlüğü üzerine kurulu bir dini perspektif içinde karşılıyor. Yani şey, evet Müslüman oldum ama bu Müslümanlığımın merkezinde siyah adam. Beyaz karşıtlığı. Beyaz karşıtlığı var falan. Sonra hac ile. Sonra çok Allah ona nasip ediyor. Üstünlüğün ne olduğuna dair ölçülerden haberdar oluyor ve ortaya hepimizin hayatımızda mutlaka bir şekilde okumamız gereken bir biyografi çıkıyor. Yani biz Malcolm'un biyografisini okuduğumuz zaman İslam ümmetinin kenarda kalmış, en uçlarda, neredeyse kendi imkanlarıyla, kuşkusuz Allah'ın hidayeti söz konusu, kendi imkanlarıyla doğru yolu bulma gayretinde olan bir insanın nelerle boğuşmak zorunda olduğunu, sahih bir istikamete yönelmek için kimleri kimleri alt etmesi gerektiğini öğreniyoruz. Sonra siyahi bir boksör Muhammed Ali durduğu yerde attığı her adım hepimizi bulunduğu yerde harekete geçiriyor. Onunla acayip bir yakınlık kuruyoruz. Yani ben örnekler çoğaltılabilir ama en pratik hemen aklımıza gelen şeyleri söylüyorum. İşte etrafımızda yeryüzü zaten kanla yoruluyor şu anda. Yani yeryüzünde bir sanki esenlik yeri var mı Ali abi? Yani böyle bir rahat, insanların rahat yüzü görebilecekleri bir coğrafya kaldı mı bilmiyorum ama İster istemez biz oralardaki Müslümanları, azınlıksa azınlık Müslümanları, çoğunluksa çoğunluk değerleri üzerinden onları hep dert ediyoruz ve onların kaderi üzerine acaba ne yapabiliriz diye sorumluluk üstleniyoruz. Onlar ölçüyü kaçırdıklarında, ölçüsüz davrandıklarında ya da İslam'ın o bilinen ideal resmini gölgeleyecek fotoğraflar ürettiklerinde, resimler ürettiklerinde üzülüyoruz ve o tümörü, o hastalıklı unsuru nasıl temizleyeceğimiz konusunda, bedeni nasıl onaracağımız konusunda da tartışıyoruz, müzakere ediyoruz. Ama bugün biraz çok daha karışık gibi bünyemiz, evet. Ortalık. Niye öyle oldu? Şundan dolayı. Biz hangi arada bütün bu vücudu paramparça ettik? Ne oldu bize? Şundan dolayı, şimdi iletişim ağlarının zayıf olduğu dönemlerde aslında ümmet dönmeye çalıştığımız kalü belaydı. Yani bir şekilde bizim dönmeye çalıştığımız yer. Allah'a verdiği sözü somut, hatırladı. Evet. İşte elestü bi rabbiküm. Evet. Hem sorusunu. Somut, hem somut, hem ideal. İkisinde birlikte olduğu bir yerdi. Şimdi iletişim ağları uzakları yakın edince aslında ümmet de dünyada mümkün hale geldi. O yüzden zaten ümmetin, yani ümmetçilik dediğimiz, hani sonra çiğ ekleyerek, ümmetçilik dediğimiz şey de bir anlamda küreselleşmenin yerleşmesiyle birlikte, bütün kürenin birbirine yakınlaşmasıyla birlikte doğan politik bir tavır olarak gelişti. Yeni zamanların bize bıraktığı ideal. Yani İslam dünyası fikri de aslında o zaman oluştu bir şekilde. Evet, bunu kabul etmek lazım. Ama sorun şu, ama bu küreselleşmenin imkanlarını elinde tutan müminler olmadı. Yani hikayenin, senaryonun, akışın sahibi olmadı. Senaryonun sahibi olmadı müminler. Sonuçta Batı'nın yazdığı bir senaryoya dahil oldular. Bu anlamıyla aslında bizatihi teknolojinin mümkün kıldığı bu küreselleşme, küresel ağların güçlenmesi Müslümanları kafesledi. Ve kafeslerken de tek tek kafesledi. Ayırarak kafesledi. Bizatihi. Zaten ümmetçilik dediğimiz şey de bu tür ayrılmaya karşı bir siyasal tepki olarak doğdu.
Yani Batı'nın Müslümanları ayırmasına karşı bir siyasal tepki olarak doğdu aslında. Çünkü Müslümanın... Siz bizi ayırmak istiyorsunuz, biz tabii, de bütünleşiriz. Müminin zihninde zaten bütünlük vardı. Tabii. Ama birbirini görmüyordu. Yani işte düşünün, bir Hint Müslümanı biliyordu ki orada bir halife var. Ve o halife onu bütünlüyor. Toparlayıcı bir temsil. Evet, orada. Ama halifeyi hayatında hiç görmüş mü? Görmemiş. Hiç. Hala yani yaşıyor gitmemiş. Bilenler var. Yani böyle tabii hala yaşadığını düşünenler de olabilir gerçekten. Yani şimdi ama zihnindeki o ümmetin İmce. Bütünlüğü, ümmetin bütünlüğü aslında aynı zamanda uzaktaki bir şeyle de somuttu. Ama şimdi araya bir anlamda o teknolojinin sahibi olan Batı girince aslında Müslümanları da ayrı ayrı kafesleyince ümmet aslında dağıldı. Yani bir nevi aslında sadece mümin olmakla girilen bir şey olmaktan da çıktı. İçine başka şeyler girdi. Yani mesela bu anlamda ümmetin yerini yani sadece mümin olmakla, yani sadece inanmakla. Ne demek bu? Yani Osmanlı coğrafyası için konuşalım. İşte Ermenisiniz, Rumsunuz, ne bileyim Yahudisiniz, işte inançsızsınız, şusunuz, Hristiyansınız, her neyseniz. Sadece mümin olmakla girdiğiniz bir şey. Aslında yani o mümin olduğunuz zaman kimsenin sizi ayırmadığı bir şey. O eşitliğe katıldığınız bir şey. Agop'ken Ahmet olduğunuz bir şey. Ve Ahmet diye hemen kabul edildiğiniz bir şey. Yusuf İslam'ı düşünün. Değil mi? Yani. Kardeşimden yani farkı yok. Evet, bu anlamıyla. Yani diyebilir misiniz ki ya adam işte Rum ya. Yani Rumlar da ulusumuzun düşmanı. Yok. Yani böyle olunca, böyle bir şey hissediyor muyuz adama mümin karşı? Mümin olunca o aidiyet. Değil mi? O bir şey hissetmiyoruz yani böyle bir şey. Yani işte mümin olmakla girilen bir şeyin yerini ulus aldı. Ulus da parçaladı bütün dünyayı. Yani Müslüman milletinin devleti ulusun devleti haline geldi. O yüzden mesela Müslümanlık da o ulusu tamamlayan, o ulusun bir parçası, tahkim eden bir unsuru, aracı oldu. Evet. Doğru. O da, yani, o da kötü oldu. Yani bu sefer benim Müslümanlığım senin Müslümanlığın. Bizim yani, Müslümanlığımız. Hani öyle bir şey ki o Müslümanlık sadece tamamlayıcı bir şey oldu. Mevzu. Kurucu bir şey olmadı. Sosyolojik olarak doğru. Heh. Ama ümmet dediğimiz şeyin bütünlüğü içerisinde hep ayrışmaya açık bir zemin oluştu. İşte Müslümanlık kurucu bir unsurken tamamlayıcı bir unsura dönüştü. Evet. Bu yüzden işte Suriye'den gelen Müslümanlara karşı bir de değil mi? Halepli Müslümanlar. Aslında mümin kardeşlerimiz, ümmetin bir parçası. Ümmetin bir parçasına karşı biz buradan tepkili davranıyoruz. Ulus üzerinden bir tepkiyle davranıyoruz. Bir nefret söylemiyle davranıyoruz. Hatta o nefret söylemini yani Ukrayna'dan gelen göçmenlere bile o kadar çok göstermiyoruz. Ona hiç olmuyor. Yani çok ilginç bir şekilde. Onlar şey gibi, böyle VIP misafir gibi. Biraz öyle yani. Yani olsun, şimdi, onlara da eziyet şimdi görmesin. İşte, tabii ki onu söylemiyorum zaten. Oraya eziyet edelim diye söylemiyorum. Ama tavrımız etrafına söyleyeyim. Yani zihin dünyamız bir anlamda ulusla kurulunca aslında o ulusla kurduğumuz şeyi de hala çok içselleştirebilmiş değiliz. Çünkü ulusla kurduk diyoruz ama o zaman bu ulusa dahil olan Anadolu'da yaşayan farklı farklı topluluklar o zaman hangi ulus diye soruyor. Sen de diyorsun ki Türk ulusu. Peki diyorlar ama ben Arnavut'um, Çerkez'im, Kürd'üm. Yani Arap'ım. Şimdi buradan çıktığınız zaman orada tabii İsmet ki söylenebilecek Özel yardıma, şey bu. Orada İsmet Özel yardıma koşuyor. Tabii ki. Diyor ki, diyor ki hepiniz Türksünüz, haberiniz yok. Çünkü Müslümansınız diyor. Doğru, bence çok haklı. Yani biliyorum ona haklı diyeceğini kalın, biliyorum. Kalın Türk dediği şey o gerçekten. Kalın yani Türk. Yani bir nevi aslında gavurun karşısında durma dirayeti gösteren insan. O zaten Müslüman aslında ona bakarsak ama bu buraya herkes kadar, öyle buraya algılamıyor. Kadar dediklerini çok evet, iyi anlıyorum. Herkes da. Öyle algılamıyor. Malezya'daki ama. Müslümanları nasıl kalınlaştıracağımızı orayı anlayamıyorum. İşte herkes öyle algılamıyor bu meseleyi. Neyse o başka bir şey. İşte bakın mesela ümmet dediğimiz şey bir defa her şeyin ötesinde. Küreselleşmeyle birlikte hem bir taraftan politikleşen, İçerik tamamen aslında ideal bir bağlama doğru dönüşen bir taraftan ama bir taraftan da ayrılan böyle bölünen bir şey oldu. Hocam böyle erişilmesi yani, güç,
Hem ya hayal kuruyoruz, özlem duyuyoruz. Yani bu Müslümanlar niye böyle bölük pörçük? Yazık değil mi bunlara diye. Örnekler üzerinden ilerlediğimizde de kahroluyoruz. Yani çok kötü örnekler var. Şunu diyeceğim aslında. Yani bölündüğü için bütünlüğün farkına vardık. Bölünmeseydi? Bölünmeseydi bu kadar farkına varmayacaktık. Bir şey yoktu falan diyecek. Bu kadar farkına varmayacaktık. Ama bölünmesi için de altına sürekli odun atılıyor. Tabii bölündüğü için biz bütünlüğün değerini anladık belki. Bütünlüğün farkına vardık. Ya, ümmet hani ümmetçilik dediğimiz politik hamle aslında bölünmemizden kaynaklandı. Yani bölünmemiz bizde bir yani Müslüman dünyası. Baktık ki gidiyoruz, baktık ki parça. Yani 19. yüzyılın sosyolojik baktık ki Batı'nın karşısında süreçleri. Kaybediyoruz. O zaman bu bir idealleştirelim İslam Birliği fikri. Toparlanalım meselesi. Pan-İslamizm fikri. Yani şey gene İsmet Özel'e atıf yapalım o zaman. Hani toparlanın gitmiyoruz meselesi. Vallahi İsmet Özel'siz konuşulmuyor zaten. Allah uzun ömürler versin. Evet, amin. Evet. Yani toparlanın gitmiyoruz meselesidir aslında ümmet meselesi. Toparlanın gitmiyoruz. Yani bir bütünlüğümüz var. Çünkü, toparlanmamız gitmemek için. Evet. Yani çünkü burada şey dini bir kavram olarak hadi diyelim bir ümmet var. Hani bir siyasi bir kavram olarak hocanın bu ayrımlarla dikkat çektiği bir kavram ama var. Ama o siyasi olan yakın zamanlarda iyice içeriklendiriliyor. Fakat bu sefer erişilmez bir içeriklendirmeyle karşı karşıyayız. E tabi biraz ve öyle. Parçalan... Yani şeyi gerçeklik düzeyi hiç de makul olmayan ama büyük bir özlem haritası da oluşturan bir şey. Ne yapacağız peki bu durumda Ali abi? Şimdi ne yapacağızı şöyle bir yaşanmışlıkla örneklendireyim. Biraz hayata da gelsek mi ki? Yani hayata geliyorum. Bünyamin Hoca bugün yine bizi uçurdu. Evet. Tekrar Harübela'dan normal yani bazen geldi. Uydum imama diyorum ama şaşırıyorum bazen de. Hani hangi rekattayız kısmında Bünyamin Hoca'yı dinlemek. Hocam bir de beni düşün sen. Şimdi ben... Namazdaki rekatı hocam o teravih de çok oluyor. Evet Ali abi. Ya şeye bir şekilde Togo'ya gittik biz. Togo. Şimdi küçük bir ülke. Kimsenin belki yani bir pek çok kişinin adında duymadığı bir ülke. Togo. İşte Benin, Togo, fil dişi. Neresinde abi Afrika'da? Orta Afrika'da. Orta Afrika'da. Hemen şeyde o gitmediğin kafa çıkıntı var mı? Afrika'da. Yok ben... Yok şey olarak. Orta var tabii gitmedi. Öyle mi? Şöyle o kafa gibi yer var ya o girinti de şurada ince uzun bir yer böyle Benin Togo küçük bir yer ve full yani tamam Müslüman olan bir ülke değil ama Müslümanların da olduğu bir ülke. Ramazan vakti üstelik yani oruçluyum da Allah kabul etsin. Oruçluyum deyince ben iyi Müslüman oluyor muyum böyle riyakarlık mı yapmış oldum niye söyledim bilmiyorum ama. Çok yani, sıcak bir yer değil mi? Orada? Çok sıcak tabii ama şöyle. Oruç vurgusunu şunun için, çünkü Müslüman, tamam Müslüman değil yani Müslümanlar da var ama işte şeyi iftarı yaptık, çıktık da bir turlayalım şurada. Gezerken kaldığımda baktım birileri böyle üst açık dükkanlar çok sıcak olduğu için gecesi gündüzü. 7-8 kişi böyle bir kaldırımın hemen yanında açık bir bahçe gibi böyle namaz kılıyorlar. Şey hediyelik eşya dükkanı veya böyle şeyle bir şeyler satıyorlar. Ama ben dedim ya ben şurada namaz kılsam şu arkadaşlarla abdestim de var dedim. Girdin aralarına. Girdim, uydum imama durdum, kıldım namazı. Hepsi siyah. Tabii. Ben onlara göre görece beyazım ama ne kadar beyazım işte. Onlar simsiyah. Tabii evet. Ondan sonra durduk namazı kıldık. Selamun aleyküm. Senden selam verdik. Oturduk. Bize boza yani gibi bir şey ikram ettiler. Sonra fıstık içi orada çok meşhur. Küçük çok lezzetli böyle. Muhabbet. İçlerinden bir tanesi Türkiye işte Türkiye'den İstanbul'dan geldik nasılsınız ne var ne yok falan filan. Ya Türkiye'yi İstanbul'u bizim ekonomimizi siyasi tarihimizi günlük yaşanan ben şimdi yani muhtemel ki benim bilgim de onun kadardır. O kadar ilgiyle takip edin. Dedim ki niye dedim bu Türkiye hakkındaki bu bilgileri neden dedi. Türkiye dedi çünkü. Ne dedi? Türkiye dedi. Allah Allah dedi. Sonra aklıma geldi ya acaba bizim mesela ortalama bir vatandaşa Togo diye söylesek sorsak ne bilir? İlk defa senden duyduk zaten. Benim için bir ayakkabı markası. Şimdi buradan dedim ki ya demek ki abi olmak. Önderlik, öncülük, evet. Rehberlik. Ümmetin diyelim mesela zaman zaman hamisi. Zaman zaman işte abisi, zaman zaman dert ortağı, zaman zaman kucak açanı, el uzatanı olmak
herhalde bu ilgiyi hak ettiriyor diye düşündüm ben. İnanamazsınız yani, orada mutlulukla benim şaşkınlığım bir arada yani. Neden? Ya esnaf adam. Esnaf. Yani işte doktora yaptım Türkiye üzerine, uluslararası ilişkiler, öyle bir şey yok, esnaf. Ama bu ilgiyi bakın, o ümmetin bir ferdi olmanın getirdiği bir ilginin büyüğüne, el uzatana, hamisine karşı duyduğu merakın getirdiği sevgi, ilgi bu bilgiyi getirmiş diye düşündüm. Dolayısıyla güne döndüğümüzde üstad, bu var ya, hepiniz Türksünüz dediği İsmet Özel Kalın Türk ifadesi, bu aslında karşılık buluyor o coğrafyalarda. O coğrafyalarda karşılık buluyor. Bunun arasında ayrı kodları yok mu? Var. İşte o kafa kesmelerinden tut da köy basıp falanları katletmeler, öldürmelere kadar. Sizin tabii bu konularda bir ayrım yapma, iyi ya kötü, yanlış doğru, bunların arasında bir hem ayrım yapma hem de tercihte bulunma hakkına sahipsiniz. Ama genel kamuoyu bu resmin içindeki detayları bilemez. Bunların hepsi işte o ümmet dediğiniz hikayenin içine yazılıyor. İşte o da hangi resme bakacağına dikkat edecek. Tabii canım, şimdi bunu da düşündüğümüz zaman ben aslında şeydeyim. Bu Bünyan Bey'in dediği bana çok açıklayıcı geldi. Aslında parçalandığımızda bu bütünlüğü nasıl toparlayabiliriz endişesi ve kaygısı, paniği. O ideal, bizi somut ideal. İslam birliği, evet, ümmet gibi kavramlara daha fazla yönelmeye ve o kavramın içini doldurmaya zorladı. Doğru. Ne ölçüde sosyolojisi var, ne ölçüde gerçeklik şansı ya da uygulama şansı var. Buralara bakmadan bir tür panik tepkiyle bu parçalanmışlığı telafi edecek yollara... Çünkü o zamana kadar bunu gerektirecek bir durum yoktu. Zaten öyleydi. Yani Darül İslam'da yaşıyordu insanlar. Hepsi Darül İslam'da. Şimdi, çok önemli şimdi Darül İslam. Şunu da söylemek lazım. Darül İslam'da tek bir politik birlik kurulması da gerekmiyor aslında. Yani Darül İslam, evet Darül İslam olarak politik bir birliktir ama yani her birisinin mutlaka tek başına böyle bir merkeze bağlı bir politik birlik olması gerekmediğini biz tarihsel olarak biliyoruz. Tarihte bu var. Ama kaybedince insanlar bir nevi, aslında hocamın dediği o abilik meselesi oradan çıktı aslında. Kaybedince insanlar dediler, bizi akrabalarını aramaya başladılar. Evet, bizi kurtaracak kim, bizi bütünleyecek kim diye bakmaya üstelik başladılar. Üstelik biz zayıf tok halkıyız. Orkestra aynı ritmi, aynı sesi ortak çıkarırken akor. yoksa biliyoruz ki Osmanlı aslında bütün İslam coğrafyasına hiçbir zaman hakim olmadı. Tabii canım. Tabii. Yani böyle bir şey değil aslında. Hatta ben bazen şaşırırım. Birleşik Arap Emirlikleri'nde çok Osmanlı karşıtı bir tavır gördüğüm zaman. Niye? Çünkü Osmanlı oraya kadar gitmedi aslında. Yani o bedevi insanlardı onlar. Yani Suudlular. Yani orayı hakim olunacak bir yer olarak saymadı zaten. Yani Hindistan'a da gitti. Hani şey Mısır, Hindistan'a da gitti. Mısır. Ama Pakistan o istikrar savaşında bir dünya. Biz Hindistan'la eş zamanlı olarak neydik? Orada Babür vardı. Babür'ün. Hani Mısır'ın bir tepkisini anlarsınız da, Mısır'da bir tepki, evet. Kahire'de birisini. Ama Birleşik Arap Emirlikleri'nden birisinin tepkisini anlamak kolay değildir. Bence. Şimdi bir defa ümmet uzakta bir idealdi aslında. Uzakta olan bir idealdi. Onu işte bu kaybedince somutlayan şey hilafet oldu. Yani onu somutlayan, onu somuta doğru getiren şey hilafet oldu. İnsanlar kaybetmeye başlayınca, yani bakın kaybedeseye kadar da kimse kafasını kaldırmadı aslında. Kaybetmeye başlayınca kafasını kaldırdı ve dediler ki bizi kim bütünleyecek? O zaman işte hilafeti gördüler. Tabii çünkü hilafet yani türlü anlamları içerisinde müthiş. Parçalandığında tabii, bütünün tabii, anlamını arıyorsun. O zaman hilafeti gördüler. Evet. O zaman işte İstanbul'u gördüler. İstanbul'u, hami vardı tabii, onu hissettiler. İstanbul'u zaten bilen Balkanlar vardı, Kafkaslar vardı, Anadolu vardı. Evet işte El Cezeriye vardı, Irak, Mezopotamya ama yani İslam'ı bütün Müslümanların, yani İstanbul'u bütün Müslümanların gördüğü yer aslında kaybetmeye başladıkları yer oldu. Hı hı. O zaman İstanbul'u görmeye başladı. İstanbul'daki halifeyi görmeye başladılar bir şekilde. Yoksa oradan umut. Tabii. Halife kendiliğinden umut saçmadı aslında. Varlığı umuttu. Her birimiz yaşadığımız telaşla. Ya tabii bizim varlığı kendi umuttu. Endişemiz halifeyi umut haline getirdi. Hı hı. İkinci bölümde mi konuşalım, burada mı konuşalım? Peki
Niye parçalandık hocam biz? Parçalanmamızın sebebi onu bir konuşalım hocam. Parçalanmamızın sebebi tabii ki bir yani Batı teknolojisi karşısında kaybedişimiz. Bir gecikme Batı mi pazarı var? Gecikme mi var? Tabii Batı pazarı karşısında kaybedişimiz. Yani ne yapıyorduk biz o aralar? Yani niye bu durumu kestiremedik? Görün gençler soruyor mesela. Ya tamam da niye kaybettik diyor yani sonuçta. Niye kestiremedik? Bir şöyle bir şey mi söyleyeceksin yani? Onların sahip oldukları şeyleri değerli bulmadık. Peşine düştükleri şeyleri anlamlı bulmadık. Fakat sonra peşine düştükleri şeylerle bizi ezdiler. Şimdi bak mesela bu benimki çok seküler bir yorum olabilir. Beni ezmeden bence güzelce. Yok bence yani çok güzel söyledin. Korkuyorum senin. Hocam şeydi yalnız. Yok ben bu bir günde kaybedilmedi. Onu da unutma. Bir herhalde günde kaybedilmedi. Yani, hocam bu çok güzel bir cümle. Şimdi gerçekten de Müslümanlar Müslüman olarak kaldıkları kadarıyla Batı'nın o değerli buldukları hiçbir değeri değerli saymadılar. Evet. Buna teknoloji dahil olmak üzere. Tamam. Gavur icadı. Evet, sırf gavur icadı meselesi değil. Gavurun malı dediler. Hani öyle, öyle dediler ama onu da pejoratif kullanıyoruz biz. Şimdi gavur icadı dediği şey şuydu yani aslında Müslümanın. Yani bizim için değerli bir şey değil. Bizim değerler dünyamızda bir karşılığı yok. Demekle alakalı bir şeydi. Şimdi mesela düşünün. Batı'yı pazar olarak güçlendiren şey nedir? Merak. Tüccarın merakıdır. Senin tüccarın o kadar meraklı değil. Senin tüccarın bir nevi sufi, bir nevi aslında mesajı götüren adam. Yani öyle bir şey. Senin Arap tüccarın gidiyor. Tok adam. Yani bir taraftan Çin'den mal getiriyor hocam, ama. Hocam tok adam biriktirmiyor. Biriktirmiyor. Derdi yok. Yaşayabilecek kadar. Hatta çok biriktirdiği zaman da evet, çok infak yani. Ediyor. Öyle söylüyorlar. Yani senin tüccarın öyle. Şimdi ama onun tüccarı öyle değil. Onun tüccarı çok meraklı, çok mesafesiz, çok medeniyetsiz. Ama bir taraftan da o merak ona işte buluşlar yaptırıyor. O merak ona başka bilim denilen şeyi ortaya koyuyor. Şurada çok güzel bir şey söyledin. Evet, Müslümanlar Batı değerlerini değerli bulmadılar. Ama ne zaman ki o Batı değerleri kendilerine hakim oldu, iki tavır geliştirdiler. Bir, ya madem bu kadar çok hakim oluyor, bu nedir diye. Yani ona bir şekilde hani sahip olmanın artık gerekliliğini fark ettiler. Parantez aç, düşmanın silahıyla silahlanmak. Evet, aynen böyle. İki, bizatihi o Batı değerlerinin altında ezildiler. Bizim halimiz. Yani ezildiler. Yani bakma, iki tavır geliştirdiler. Ezilenler tamamen Batılı oldular. Ezilmeyenler ise evet düşmanın silahıyla silahlanmak anlamında araçsal bir anlamda o değerleri bir şekilde gördüler. İşte bu anlamıyla baktığımızda Müslüman toplumlar hani kendi bütünlüklerini sağladıkları müddetçe de Darül İslam'ı mümkün kıldıkları müddetçe de aslında kafalarını çok da kaldırmadılar. Tenezzül etmediler. Çünkü reel olan şey hocam yani özellikle politik olarak reel olan şey biliyoruz ki yani bu kadar büyük değil. Mesela bir dünya toplumu, bir dünya federasyonu ancak Amerikan filmlerindeki şeylerde görüyoruz. Fütüristik filmlerde fantastik görüyoruz bunu. Hatta koloniler, böyle Samanyolları Federasyonu falan da görüyoruz oralarda böyle. Hep de adı federasyon nedense. Ama en nihayetinde yani şey gibi federasyon şeye atıp yapıyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nin anlamı. Hep böyle Amerika gibi böyle büyük federasyonlar. Amerikan hegemonyasının uzaydaki devamı gibi fütüristik filmler. Şimdi bizdeki ümmet bir federasyon da değil aslında. Bizdeki ümmet dediğimiz şey inanınca dahil olduğunuz bir eşitlik. Hı hı. Doğru. İnanınca dahil olduğunuz bir eşitlik. Allah'a inanınca dahil olduğunuz bir eşitlik. Ama bu maddi sınırlarla tanımlanmaya başladı şimdi ümmet. Yani coğrafyayla. Yeşile boyanarak tabii, coğrafyayla. Coğrafyayla tanımlanmaya evet. Başladı. Belli bir kavram setiyle. İşte o coğrafyayla tanımlanınca o zaman yani mesela Darül Harp'te yaşayan müminleri nereye koyacağız? Darüller mesela şeye kadar çok açıklayıcı bir şeydi. 17-18 yüzyılda evet. Kadar. Ama şimdi bir diasporik bir süreç evet, var. Orada yaşayan müminleri nereye koyacağız? Bölümde devam edeceğiz. Konu kızıştı. İkinci bölümde tekrar bir araya gelmek üzere.
Tekrar merhabalar. Yayındayız. Bünyamin Bezci, Ali Büyükaslan ve ben Necdet Subaşı. Bugün Ramazan vesilesiyle ümmet kavramı etrafında konuşuyoruz. Biraz konunun çok böyle kompleks bir noktaya eriştiği bir noktada, bir yerde yayını ara vermek durumunda kaldık. Şimdi buradan tekrar devam ediyoruz. Diasporadan bahsediyorduk ya. Evet, yani şimdi eğer biz desek ki coğrafi olarak tanımlasak İslam dünyasını, o zaman o coğrafi olarak tanımlamadığımız alanların dışındaki müminleri o zaman bir yere yerleştiremeyiz. Ümmet dediğimiz şey o yüzden... Onlar da gerçi fıkıhlar oluyor. Darlar fıkıh. Ama ümmet dediğimiz şey o coğrafi tanımlayabileceğimiz bir şey değildir zaten. Yani şunu söylemek lazım. Darül Harp ve Darül İslam bağlamında evet coğrafyanın bir değeri vardır Müslümanlar için. Yani hiç değersiz değildir ama bu kadar kutsal bir şey değildir coğrafya. Yani ya, şey, İslam'ın aziz tutulduğu, referans dünyası ya da esenlik içinde yaşandığı, setinin, hatta sadece Müslümanların yaşamadığı, tabii, aynı zamanda ehli kitabın diğer Müslümanların da yaşayabildiği, tabii, yani onların da nefes alıp verebildiği, yani ticaret yapabildiği, basbayağı aslında normal, yani hayatlarına devam edebildiği. Peki bir coğrafya. Şimdi mesela sen emin bir coğrafya. Diaspora Araştırmaları Merkezi Başkanı olduğum için aklıma geldi böyle biraz. Bugün dünyanın yeni hallerini İslami gelenek içinde, fıkıh içinde tanımlayan diasporanın varlığını, azınlıkların varlığını, dini azınlıkların varlığını, dünyanın pek çok yerinde Müslümanlar çok acı bir şeyle yaşıyorlar. Daralmış azınlık politikaları içinde mahkum durumda yaşıyor. Bütün bunları hesaba alan, yani sizin çalışmalarınız sonucu ulaşabildiğiniz bir yeni bir fıkhi çalışma var mı? Var bunları tabii gören... ki. Azınlık fıkhı diye çalışan arkadaşlar bakın, var. Bakın yeni bir durum Ali abi. Yani mesela bu 200 yıl öncesinde mutlaka yine azınlık vardı. Mesela Darül Harp'te yaşayan bir mümin ne yapmalıdır sorusu yeni bir soru değil. Ama değil, şimdi değil. Koşullar protokollere, diplomasiye, bulunduğunuz ülkelerle vatandaşlık bağına değişti biraz değil mi? Tabii. Mesela şimdi bugünlerde birkaç kitap hatırlıyorum Avrupa'da Müslüman olmak diye. Evet ama şöyle diyeyim ben size. Yani Darül Harp'te yaşayan müminler ümmete dahildir. Bu demek değil ki coğrafyası da dahildir. Yani bu böyle bir şey değil aslında. Çünkü ümmet dediğimiz şey aslında müminler topluluğu. O zaman yani işte, yani hocam, bu getirdiğiniz nokta bende tabii biraz hem sizi açmak hem de huylandığım bazı analizlerinizi tartışmak istiyorum. Yani o zaman bugün ümmet kavramı ne ifade ediyor hocam? Yani eğer biraz ihtiyaçtan kaynaklanan bir arzuyu ifade ediyorsa, biraz ütopik bir karakterle bütünleştiyse, biz bu Peygamber Aleyhisselam'ın her fırsatta vurguladığı, Kur'an'ın sürekli atıfta bulunduğu bir kavramı bugün kendi kaynaklık değerini takip edecek şekilde nasıl konuşacağız? Ben mesela benim için ümmet nedir yani? Bir defa şunu kabul etmemiz lazım. Bugünkü teknolojide aslında ümmet mümkün. Bugünkü teknolojide? Ümmet mümkün. Mümkün. Ama teknoloji senin teknolojin değil. Aç biraz hocam. Yani ağlar senin ağların değil. Yani işte uluslararası sistem kurulmuş. O sistemin yani geçen gördüm internette birisi sanal ümmet diye bir site açmış o, mesela. Hayır. Daha neyse. Hayır şunu söyle. O değil, o kastettiğim o değil tabii ki. Yani mesela diyelim ki Birleşmiş Milletler diye bir uluslararası sistem var. O sistem senin sistemin değil. Yani Birleşmiş Milletler'in karar verici 5 ülkesinden bir tanesi Müslüman değil. Veto hakkı onlarda, hakları. Yani şimdi sistem senin değil, kurucu sistemler senin değil, kurucu teknolojiler senin değil. Ağlar sende buluşmuyor. O buluşmayan ağlardan ümmet çıkmaz. Ama bir taraftan da bakarsak... Niye? Yani çok affedersin. İnsanlar bu kavramın içini doldurmak için niye uluslararası desteğe ya da uluslararası olanaklara ihtiyaç duysun? Böyle bir şeye ihtiyaç var mı? Modern dünya böyle bir zorunluluk mu? Şöyle bir şey var. Çünkü ümmet bir ideal olarak insanların zihninde var zaten. O eşitlik. Ama o eşitliği mümkün kılmak, yani somut dünyada mümkün kılmak teknolojiyle mümkün. Ya mesela diyelim ki ben Türkiye olarak dine saygılı, Müslüman olduğum vurgusunu her fırsatta açıklıyorum. Ve Asya'da bir Müslüman toplumda da kurmak istiyorum. Yakınlık kurmak istiyorum. Bu yakınlığımı da ortak tarih, ortak hafıza,
işte İslam, İslam'da buluşma gibi kavramlar üzerinden kurmaya çalışıyorum. Bunda da zorluk yok zaten. Her iki taraf da böyle bir hoşamediler de bunları söylüyor zaten. Evet. Ama bir bakıyorum ki ben bir blokta yer alıyorum. Evet. Bütün bu kendimi beyan etme çabama rağmen bir bloğun parçasıyım. Evet. O da batılı bir blok. Yani o da ben söylemek istemedim mesela. Evet. O da başka bir bloğa mensup. Evet. Dolayısıyla karar verirken, benimle bir diyalog geliştirirken ya da bir temas kurarken önceliklerini o dahil olduğu bloğun öncelikleriyle buluşturarak konuşuyor. Ben de aynısını bu taraftan yapıyorum. Dolayısıyla burada ümmet sadece yakınlaşmamızı sağlayan, aracısız merhaba dememize fırsat veren bir kavram. Ama iş ciddiye binince konuşmaya başladığımızda o kavramlar aradan çekiliyor, bloklar giriyor. Evet, doğru. Hadi bakalım. Doğru mu söylüyorum? Doğru. Doğru şöyle. Görünen yani, o. Bu şey, görünen yani böyle, o. Görünen o. Kız istemeye giderken yanımızda ortak bir tanıdık götürüyoruz. Parantez içinde adı ümmet. Fakat iş ciddiye binince o aradakini falan da çıkarıyoruz. Ve bu sefer bloklarımız üzerinden. Soyumuz, altın pazarlığı yapıyoruz. Atıf zincirimiz. Vallahi ancak bu kadar anlatabiliyorum. Yoksa ya bu, ben suç işlerim diye. Ümmete çıkarıp altın pazarlığı yapıyoruz. Evet. Bunu senden duymak hoşuma gitti yalnız. Şey, evet. Ama bak şöyle şimdi. Söyle Ali abi beni kurtar. Ya ben bak işin ümmet kavram etrafında hep şey tarafındayım. Bir ortak bilinç, bir ortak sorumluluk. Tamam. Merhamet ve inanç, iman kardeşliği. Tamam. Bunu mümkün kılan şeydir bugün ümmetin tanımı. Ya arkadaşlar diyecek ki kardeşim sizin ümmet dediğiniz şey biri bir de bir yerde eziyet çekiyorsa o zaman fark edilen bir şey. Bir yer susuzsa kuyuları açarken fark edilen bir şey. Birisi büyük bir zulme maruz kaldıysa oraya evet. Lojistik destekle evet. Sınırlı bir şey. Ama bunun ötesinde normal akışkan hayatın içinde bu kavramın böyle çok da böyle ayakları bir yere basan bir şey işte hocan ütopik dedi. Yok o netlikle söyleyemesem de böyle eleştiriler var. Yok ben şöyle diyorum. Şöyle diyeyim bakın bugün ümmet hala zihinlerde kültürel bir bütünlük. Ya yani onu kabul etmek lazım. Kültürel bütünlüğün ötesine geçmiyor. Kültürel bütünlüğün ötesine bir adım geçse zaten o ekonomik bir bütünlüğe doğru. Hocam şimdi bizim Japonya'da bir camimiz var. Camimiz derken Türkiye ön ayak oldu, yaptı. Ama yani Japonya'da Tokyo Cami diye biliniyor. Çok da sembolik anlamları olan bir şey. Mimarisi ister istemez Türkiye'ye atıfta bulunuyor. Yani mimariye baktığınız zaman kendinizi İstanbul'daki Selahattin camileriyle birlikte hissediyorsunuz. Cami cemaati de Japonlar. Cami cemaati yani Japonya'daki Müslümanlar. Belki Japonya'daki başka ülkelerden gelip Japonya'da tabii, çalışan. Tabii Endonezya'dan belki işte. Şimdi, ben o camiye girdiğim zaman, gitmedim yalnız, girdiğim zaman o camideki Japon, Koreli, Çinli, işte ne bileyim İngiliz, Fransız, her neyse, saf tutan insanlarla kendimi nasıl görüyorum? Mesela ayrım yapıyor muyum? Evet. Arkadaşlar beyazlar bu tarafa, yok. Siyahlar bu tarafa ya da ben mesela mezhep farkı bile olsa. Evet. Mezhep farkı bile zaten olsa. Zaten ümmet bilinci dediğimiz şey de bu yüzden. Mesela yani onlara diyor muyum ki inanmamız... bunlar namazı bitirsin. Aha. Bunlar namazı bitirsin. Ondan sonra biz kılalım falan evet. Diyor muyum? Yok. Bırakın bunlara demeyi. Şii camilerinde bile Müslümanlar buna ihtiyaç duymuyorlar. Yani evet. Çok büyük mezhepsel kırılmaların olduğu hikayelerde bile. Şimdi bu yakınlık mı ümmet? Bu yakınlık. Onun ötesi. Ama bu kültürel yakınlık. Bunun politik yatırımı ne? Ha, şimdi bunun bir adım ötesi aslında ekonomik yakınlık. Bir siyaset bilimci olarak. Yani bunun bir adım ötesi hocam pazarın bütünlüğü. Orayı anlayamadım. Yani ekonomik bütünlük. Pazarın bütünleşirse bir adım ötesi odur. Yani kültürel bütünlüğün bir adım ötesi pazarın bütünlüğüdür. Pazarın bütünlüğü. Yani bu tabii. İslam ortak pazarın tabii mı? Tabii D8 mesela. Evet. D8 tam bunun aslında bir iddiasıdır. Pazarın ya bütünlüğü. Bir sürü hamle oldu. Mesela rahmetli Erbakan. Tabii. Siyasette etkin olduğu süreçlerde Müslüman toplumların birliği için adım attı. Bakın orada Kral da Kral Faysal orada da henüz daha politik bir iddia yoktur. O Kral Faysal mesela aha. İslam Birliği konusunda biliyoruz ki çok iyi niyetli çabalar. Onunki de daha kültürel çabadır mesela. Öyle mi? Ne zaman tabii. Siyasi? Hocam? Ha işte ne zaman siyasi olur? Ne zaman siyasi olurun kriteri hocam iki tanedir. Bir tanesi ortak bir güvenlik konsepti oluşturursan, hatta buna ortak ordu diyelim.
İkincisi de ortak bir dış politika oluşturursan. Gerçek olmanız yani. Ha, yani bu gerçek bir şey. Gerçek olursanız. Ha, bu böyle bir şey. Yaptığınız şey böyle ha. Film falan değil böyle. Somut. Ha, somut bir ayakları gerçek. Ayakları yere bastığı anda. Evet. Peki bu anlamda hani teknolojik olarak ümmetin politik bütünlüğü mümkün müdür? Mümkündür. Ama bir taraftan da imkansızdır. Çünkü kanallar... Ya mesela şimdi Ukrayna ile Rusya arasında gerilim oluyor. Ukrayna şeyden, Batı'dan, NATO'dan, Avrupa Birliği'nden. Hadi gelin diyor ya. Ben işte sizin değerlerinizin burada sınırda taşıyıcısıyım. Geliyor beni yutmaya falan ama diyor. Hiç öyle olmuyor. Ama yani bir bloktan şey istiyor. Destek istiyor. Mesela İslam toplumlarında böyle... Ya İslam toplumlarında böyle diyeceğim ama zaten birbirine vuruyorlar. Hayır, abi. İşte bir şey olacak. Onu bile çözemiyoruz yani. Onu çözemiyoruz. Aslında. Yani bir bizatihi bir Müslümanın Müslümanla yaptığı mücadeleyi çözemiyoruz biz. Daha henüz. Orası nasıl olacak? İşte ya? İşte onun için diyorum ya. Ümmet işte orada nereye gidiyor? Nereye gidiyor ümmet? O yüzden diyorum ki mümkün ama şu anki politik şartlar altında imkansız bir şey. Peki imkanlı olan ne? Yani imkanlı olan ne? Sevmek. İmkanlı olan aslında şu andaki ulus devlet sınırlarından daha geniş ama ümmet dediğiniz kocaman bir coğrafyadan daha dar bir coğrafya. Tabii. Mümkün olan şey bu. Yani şu anda imkanlı olan şey bu. Bunu görmek lazım. Yani bir nevi aslında kültürel anlamda, ekonomik anlamda, politik anlamda bir bütünlük sağlayabilecek coğrafyalar var. Ümmetin genel coğrafyası içinde. Tamam. Ama bu genel coğrafyası içinde birbirine uzak olan bölgeler de var. Ve onlar kolay kolay da öyle bütünleşebilecek bölgeler değil. Bence ilişkileri, duygusal yakınlıkları, özlemi, birlikte iş yapma potansiyelini artıracak adımlar atılabilir. Ama işte bu da şu demek değildir. Yani politik bütünlük sağlayamadığımız için ümmetin yokluğuna da inanmayız. Yani bu değildir mesela. Hocam senin ezber duaların var mı namazdan sonra mesela? bizim kuşağın ezber duaları var mesela. Ben her duada, her namazdan sonra İslam dünyasının, ümmeti Muhammed'in felahı için, refahı için. Ümmeti Muhammed'in refahı için dua ettiğimde diyelim ki duam tutuyor. Ne oluyor? Yani... olan şey nedir diye baktığımızda bilmem soruya cevap ver. Olan şey bence şu olan. Yani işte mesela düşünün. Elimizi kaldırıyoruz. Elimi kaldırıyorum. Aha. Allah kabul etsin. Anneme babama dua ediyorum. Evet. Çoluk çocuğuma dua ediyorum. Ondan sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a dua ediyorum. Onun ümmetinden ama duyduğum gururu anlatıyor. Duada şöyle gidiyor. Devletimiz, milletimiz, ümmetimiz diyor. Onu da diyorum. Evet. Öyle çocuksu şeylerim yok. Devletimiz, milletimiz, Allah ümmetimiz devletsiz değil. Bırakmasın. Allah evet. Ümmeti Muhammed'i böyle birbirine düşürmesin. Devletimize zeval vermesin. Aha. Tabii ki hocam çocuk muyuz ya onlar? Çocukluk hastalığı ya. Hocam şimdi şöyle yani bir şey ama var. Ama sonra şimdi, elime en kolay yani elimi açtığımda böyle büyük bir ferahlıkla söyleyebileceğim en güzel dua. Ümmeti Muhammed için onun yolunu açma, aydınlatma. Birliği ve dirliği. Sıkıntılarını azaltma. Hı. Birbirine karşı husumetini ortadan kaldır. Kalpleri birleşir diye dua ediyorum. Başka da bildiğim... Böyle ağlak adamlar gibi ezber dua mı? Ben inanarak böyle gönlümü titreten dua bunlar. Bunun dışında hani böyle şey dualarım yok böyle büyük iddialı şov dualarım yok. Mesela ama ben bundan mutluyum. Fakat bu benim ümmetim Muhammed'e yaptığım dua. Şimdi bu vesileyle aklıma geldi. Nereye gidiyorlar işte ya? Bu dua mesela bu dua mesela politik bir dua mı? Hiç değil. Yer yer politik de olabilir. Yani ama şöyle bir şey var. Mesela Bosna Hersek'te Müslümanlar şey içindeyken, nedir onun adı, büyük bir baskı ve zulüm altındayken, dualarımın bir kısmında Allah'ım Bosna'daki Müslüman kardeşlerime, işte Ali Yezzet Begoviç'e dua ediyorum mesela. Evet onun zihnini aç. Ama şöyle bir şey o. Yani işte... Bizde politik işte, diye bir ayrım yok. Hayır şöyle bir şey demiyoruz ama. Yani bütün ümmetin Müslümanları bir politik birlik olsun demiyoruz. Yok. Bu değil. Bu buraya gitmiyor. O ne? O aslında ümmetin derdiyle dertleniyoruz. Evet elhamdülillah. Bu yani, güzel bir şey. Ve şey de gerçekten de yani bu herhalde... Yaptırım gücü ne hocam? Hani, dertleniyorsun da. Evet. Okey ama yaptırımı ne bunun? Yani diyelim dertlendin ne olmuş yani? Yaptırımı... Duaya inanıyorum onun Allah'ın... Yaptırımı ne ekonomik ne politik. Hı. Yaptırımı vicdanlarda. Ve işin o duanın kendisi aslında ya. İlginç tarafı tabii şu. O duanın gerçekten kendisi. Hocam
böylesine dua eden ümmeti Muhammed'de çokça insan var mıdır? Mesela Endonezya'da. Mesela diyelim ki gücüne inanıyorum. Hayır, hiç tartışma Kuzey Afrika'da. Muhtemelen vardır ama inanın ben öyle inanıyorum. Anadolu'daki kadar yoktur. Çok ilginçtir mesela. Hocam ben Filistin meselesini düşünün hocam. İmam Hatip'te öğrenciyim. O zamanlar böyle bir camiye gittiğimizde böyle sesli dualara tanıklık ettiğimizde bazen hoca efendiler sesli dua ederlerdi. Şimdi Ali abi hatırlayacak ve heyecanlanacak. İşte Eritre'de Moro'da. Moro'da diye bir dua falan. Açık Sumatra'da. 1979'da Eritre'yi nereden bileceğim hocam ben? Hakkari'yi bilmiyorum daha. Eritre'de, Moro'da, ondan sonra Filistin. O dönemin dua cümlelerinde adları geçen yerler buraydı. Dünya ve sonra Eritre, Moro, Myanmar şeye girmeye başladı. Yani o ümmetin ortak zihinsel akışı içinde. Afrika'yı sonraki tanıdık. He. Ama mesela o zamanlar Eritre bilinmeyen bir şeydi. Yani. Ben mesela yerini bilmiyordum. Ben bazı imamlardan... Sen hangi duaya yetiştin? Hocam ben bazı imamların da onu bilmediğini ve Eritre'nin Hollanda açıklarında bir konuştuklarını çok duydum yani. O da güzel. O Endonezya'yı falan. O da güzel. Yani, ama zaten kardeşlik o da güzel. Böyle bir çatlı, şeydi. Çatlı Müslümanlar da şeye, halifeye dua ediyormuş. Evet. Türkiye'deki. Ya bu normal bir şey. Ama işte bak bu merhamet kardeşliği, iman kardeşliği böyle bir şey. Görmediğin, bilmediğin ama varlığını hissettiğin, kesinlikle, olduğunu bildiğin insanların gıyabında dua etmektir. Şey öyle değil mi mesela Allah Resulü için ne deriz? Biz seni görmeden sevdik ya Resulallah. Şu Japonya'daki camiye gidelim mi tekrar? Hadi git. Ben şimdi oradakileri tanıdım, gittim. Onlarla yani şey olarak anlatıyorum ki Japonya'ya gitmedim. Bulunduğum sürece diyelim ki akşam sabah namazlarına gittim. Gece saflar azalıyor, sabah azalıyor, öğlen artıyor, neyse. Orada bir şeye dahil oldum. Cemaat toplumundan haberdar oldum. Benim için bu sadece bir duygusal ortaklık mıdır? Değildir. Şöyle bir şey hocam. Mesela dostluk dediğiniz şey taraf olmaktır. Yani bir nevi tarafını bilmek de ümmetin bizatihi kendisidir. Ümmet dediğimiz şey tarafını bilmekle alakalı bir şeydir. Hem ümmet aynı zamanda bir anlamda kendi ümmeti içinde sıradan eşit olabilmektir. Ama kendi tarafında bilebilme bilincidir aslında. Çeçenler şimdi Ukrayna'da Rusya saflarında savaştılar. Evet. Bir de böyle görkemli bir namaz kıldılar, görüntü verdiler. Ve muhtemelen bu tercihlerinde dini bir şekilde de açıklama ihtiyacı duydu. Eğer bu bir sahte fotoğraf değilse insanların kafası karışmıyor mu? Karıştı. Sen orada ne arıyorsun? İşte niye karıştı? Şimdi taraflar karıştı. Taraflar karıştı. İşte hocam orayı kim ayıklayacak ya? Ben lafı dolandırıp duran oraya getirmeye evet, çalışıyorum. Evet taraflar karıştı orada işte. O yüzden kafamız karışıyor. Çünkü ümmet dediğin şey bir taraflık birinciyse ve ümmetin yani ekseriyeti bu taraftaysa o zaman diyorsun ki sen niye o taraftasın? Yani. Ya benim son 10 yılım Çeçenlere dua etmekle geçti. Evet. Çeçen Müslümanların karakteri, tanıdığım her bir Çeçen'in yüksek asaleti ve hayranlık duyduğum bir şeydir. Gerçi etnik olarak biz Türkleri çok da matah bir yerde tutmazlar ama ben Çeçen i̇şte dostlarımı ümmet, çok severim. Ümmet bilinci olan Çeçenler bence bunu soruyordur. Ama işte işin tarafı şu. Ümmet bilincine gelelim o zaman. Tabii ki. Ümmet bilinci olan şey. Çeçenler zaten bunu soruyordur. O Çeçenlerin çoğu da zaten burada Türkiye'de yaşıyorlar. Tabii. Bizim yani, bizim orada ne işimiz var Rusların yanında diyorlardı. Yani. Onlar soruyorlar mesela zaten. Çanakkale'de, hocam insan sorar mı? Çanakkale'de bize ateş edenler arasında şeyler vardı. Müslümanlar vardı. Müslümanlar ya ama, gafletten ya bilgisizlikten. Ama silahı bırakan Müslümanlar da vardı. Onlar da vardı ama öbürü ya ben bunu... Bak arkadan vuruyorlar gibi bir geyik ya da edebiyata teslim etmek için söylemiyorum. Yani o karmaşık siyasi ilişkiler, dengeler beni onunla karşı karşıya getiriyor. Tarafların karışması. Getiriyor mu getirmiyor mu karşı karşıya? O anlamda soruyorum. İşte, ama burada şey var ya mesela iki Müslüman topluluk savaştığında saldırana karşı savaşmak
bir gerekliliktir. Yani aralarını ıslah edeceksin ama baktın olmuyor, saldırana karşı savaşmak gerekiyor. Burada baktığında taraf belli oluyor o zaman. Saldıranın karşısında durmak. Ya mesela şimdi İslam dünyasında... Mazlumun yanında durmak. Tabii. Şimdi mesela Suriyeli göçmenlerle ilgili gelişen edebiyatı takip edin. Mesela sen de ben de bu mağdur durumdaki insanların Türkiye'deki varlıkları konusunda bir şüphe yok. Durumlarını iyileştirmeye yönelik çabalar içinde olmamız gerektiğini biliyoruz değil mi? İmanımız da bunu gerektirir diyoruz. Evet, sıkıntılar olur. Her göç geldiği yerde bir kargaşa yaratır. Yani göç dediğimiz şey böyle ezberden kabul edilecek bir şey değil. Sonuçta senin teknen bölünüyor ortadan yani. Senin bulunduğun yer. Bunu anlayabilirim. Bunu da sabırla tolere ediyorsun. Bunun bereketi olacağına inanıyorsun. Bunu sonradan çok güzel bir ortak asabiye oluşturacağını düşünüyorsun. Tamam. Ama şimdi bir yandan da bir kısım vatandaşımız da diyor ki kardeşim bunlar şunlar değil miydi falan diyor. Yani hafızada onlara yönelik bir takım şeyler de var. Ön yargılar da var. Her zaman ön yargı olduğunu sanmıyorum. Bazen somut olarak karşı karşıya geldiğimiz durumlar var. İşte doğuda Suriye ile karşı karşıya geldik. Mesela her iki taraf bu çatışmayı kendi dini lehçesiyle yorumlamıyor mu? Kendi bu çatışmayı meşrulaştırmak için belli bir referansa gidip gelmeler olmuyor mu? Hünyamin Hocam. Evet, ama tabii. İşte orada kiminle taraf olduğu çok önemli. Hocanın söylediği mesela de o taraf. Mesela Suriye müftüsü. Tarafı Suriye kaybediyorsun. Müftüsü, Suriye evet. Müftüsü. Evet. Türkiye ile olan bu gerilimde Esad'dan yana bir politik tercihte bulunmadı mı? Ama bunun yanı sıra ayet hadis okumadı mı? Hocam şunu da biliyoruz ki Yıldırım'la Timur'u savaştıran şey kendi nefisleriydi. Hocam sen söylüyorsun değil. Böyle ya. Müslümanlıkları değil. Binlerce insan ne arıyor Ankara'da ya? Tabii ki Müslümanlıkları değildi yani. Ama Ankara'ya kadar geldiler hocam orada. Evet. Ve Osmanlı perişan oldu. Evet. Tamam biz Osmanlı damarından bakıyoruz ama yani sonuçta iki tarafın Müslüman olduğunu ama dikkat biliyoruz. Edersen. Değil mi Müslüman? Hocam dikkat edersen hiçbir zaman Timur'a da düşman olmadık. O niye? İşte evet yani işte o da ümmet bilinci işte hocam. Yani böyle garip şeyler oluyor ama ne yapalım? İki kardeş kavgası gibi baktık. Evet, evet evet yani ümmet bilinci işte bu hocam. Yani diyorsun ki evet bunlar savaştılar tarihte. Bakın bu ümmet bilinci her toplumda böylesine yok hocam. Yani şöyle demek lazım. İşte bu geçmişte olanların hala hafızasıyla yaşayan o yas üzerinden kendisini biçimlendiren kuramazsın. Toplumlarda ümmet bilinci oluşmuyor. Kuramazsın. Ümmet bilinci dediğimiz şey Timur'la savaştığın halde işte havalimanına Esenboğa ismini koyabilme üstünlüğünü gösterebilmekle alakalı bir şey. Ne koyacaktık başka? Ama Esenboğa dediğiniz Timur'un en büyük komutanı seni mahveden adam. Onun adını koymuştu. Onun adını senden öğreniyorum şimdi. Onun adını ben orada koydum. Bir boğa, bir Esen bir hayır, şey var diye. Hayır, Esenboğa. Allahu Ekber. Esenboğa Timur'un ben en de bilmiyordum büyük... bunu. Ya başkomutanı. Mahcup oldum ama yani. Esenboğa Timur'un başkomutanı. Ben öğrenmiş gözle bakıyorum. Komutan Timur'un başkomutanı. Şimdi bugün oraya ineceğim ben tabii. Yani evet yani Esenboğa ismini koyduk. Hala da Esenboğa Havalimanı diyoruz. Esenboğa'ya indik. Esenboğa geldi. Esenboğa dediğimiz. Bizim mürtedimiz de var ona bakarsan da. Tabii. Yani o da bizde. Ama şunu söylemeye çalışıyorum. Yani ümmet bilinci dediğimiz şey böyle bir bilinçtir. Ümmet bilinci yani ya bana işte bize işte şunlar kazık attı, ya. Bize bunlar şunu yaptı, bize bunlar yaptı. Yasıyla yaşayanlar o kinle yaşarlar. O ümmet bilinci içinde olmayan şey hocam kindir. Kindarlıktır. Orada o fotoğrafta bize onlar bunu yaptı diyenlerin Çanakkale'deki o Halep'i, İdlib'i, Yemen'i. O da bizim için. Onu da görmesi, onu da görmesi gerekiyor. Hocam bakın, ben öyle düşünmem. Ben şunu düşünüyorum. İnsan hata yapar. Zaten hata yapmak için dünyaya geldik. İnsanın nefsi diye bir şey var. Rahatlatıyorsunuz şu anda. Ya öyle mi? Hata yapmak için dünyaya geldik ya. Yani siz günah işlemezseniz ben günah işleten bir ümmet yaratırım. Yani böylesine bir şey, böylesine bir dünyada yaşıyoruz. Yani tarihin hatalarıyla yaşayamayız. Güzel. Tarihte yaptığımız hatalarla yaşayamayız. Ama şey var ya, fıkra var ya, olsun ben yeni duydum. Ya onu hanginiz güzel anlatırsanız da anlatın. Ya yanılmıyorsam bir Hristiyan, evet. Osmanlı Hristiyanı öğreniyor. Hazreti İsa'yı Yahudilerin
ihbar edip öldürdüklerini, çarmıha girdiklerini falan öğreniyor. Diyelim ki 18. yüzyılda bir öğrenme biçimi. Sokağa çıkıyor ve ilk Yahudi'ye saldırıyor. Evet. Yahudi diyor ki ben sana ne yaptım diyor ya, seni tanımam etmem. Evet. Olsun diyor, siz diyor Hazreti İsa Efendimiz'i diyor çarmıha girip öldürdünüz diyor. Yahu kardeşim diyor, onun olduğu diyor üzerinden diyor kaç bin sene geçti ya, Allah'tan kork, benim ne alakam olsun, ben yeni öğrendim. Şimdi şimdi bak, bakın o şey de vardı, Hristiyanlığın inancının temelinde o yas vardır, o kim vardır, onu söylemek lazım. Yani Hazreti İsa'nın çarmıha girilmesinin kini var. Hocam hiç belli olmuyor ama, farkında mısın ya da biz mi göremiyoruz yani ya? Yani o şey vardı hocam, kin çok büyük olunca onu sevgi diye pazarlayabiliyorsun. Çok ara bir parantez içinde sormak istiyorum. Mesela Yahudilikte de bu kimlik fikri var değil mi? Bunu Siyonizm mi oluşturdu şöyle yoksa ama, daha önce de var mı? Yahudilikteki bütünlük tabii ki elitist bir bütünlük. Sadece biz. Dünya bütün Yahudileri tabii, sonuçta aynı biz. İdeal içinde bir... Mesela Yahudiliğe inanarak Yahudi olabiliyor musun? Ben Yahudi anne babadan doğmadım hocam. Ya işte Yahudiliğe inanarak Yahudi olmak tabii ki hiç mümkün değil diyemeyiz. Bazı tarihte var. Bu Etiyopyalı var. Yahudiler işte tabii, kabul etmediler ya uzun süredir. Ama bildik, öyle bir şey anlamda, tabii, bildik anlamda kandan gelmiyorsanız Yahudi olamıyorsunuz aslında. Hayır, ben şeyi soruyorum. Bu ümmet kavramını Yahudilik üzerinden konuştuğumuzda Yahudilik bu bütünlük arayışını Siyonizmle beraber mi oluşturmuş? Tabii onlar da bir nevi aslında hep diaspora politik bir birlik olarak ortaya çıkıyor. Politik bir birlik Siyonizmle birlikte gelmiş. O yüzden mesela bir kısım Yahudiler Siyonizm gibi görmüyoruz. İşte bir kısım Yahudiler, o Siyonizme de karşılar. Tabii. Yani Ortodoks Yahudiler. Yahudilerin ruhaniyetini bozuyor diye. Tabii. O Siyonizme de karşılar. Şimdi şey de aslında ümmetçilik dediğimiz şey de baktığımızda... Bir suçlayıcı cümle ama ümmetçilik. Yok yok. Yani işte ümmetçilik dediğimiz şey de baktığımızda bir kaybetme ideolojisi olduğunu söylemek lazım. Yani yavaşça yumuşak bir şekilde açalım. Bir bölünme, kaybetme, bir şekilde dağılma, dağılmanın yarattığı endişe olduğunu da kabul etmek lazım. Ama bir taraftan da ümmet bilinci dediğimiz şey, yani inananların inandığı için eşit olması, aslında bu ta baştan beri, ümmeti Muhammed'den beri olan şey. Yani Bilal'le Hazreti Ebu Bekir'in eşitliğidir ümmet. Ne kadar zor bir şey aslında. Tabii ki. Tabii. Yani Bilal'e komutan olduğu zaman tabi olabilmektir ümmete tabi olmak. Ama yani ümmetin ortak müfredatı var. Evet. Bak, o arkadan da şu soru da önemlidir. Evs'ten mi, Hazreç'ten mi? Tabii. O da şey yapıyor. Tabii bak. Sonradan o da eriyor. Hemen geliyor. Arkasından da o geliyor. Halife kimden olacak sorusunda. Evet. Hazreç'ten mi, bak hepsinden mi? Bu ya soru biraz sosyolojik sanki. Ama işte bunun içerisinde bu da var. Aynı ümmetin içerisinde. Aynı peygamberin mesela terbiyesinden geçmiş. Şey hocam. Mesela nasıl bir jenerasyondan, nasıl bir düzlemden geliyorum. Bazen aklıma geliyor. Kendi kendime de sorguluyorum. Mesela bazı arkadaşlarımın tarih deyince kendi etnik aidiyeti üzerinden bir tarih kurmaya çalıştığını görüyorum. Ulus devletle de bir alakası var. Milliyetçiliğin de böyle bir gönderme alanı var. Şeye kadar gidiyor, Orta Asya'ya gidiyor, Kültürk'üne gidiyor, Ergenekon'a gidiyor ve tarihi öyle çok özel bir koridor içinden modern Türkiye'ye kadar getiriyor. Mesela bir kısım insanlar tarihi çok çok ileri gidiyor. Hazreti Adem'den alıyor. Tevhid, nübüvvet, Hazreti İbrahim'in milleti, Hazreti İbrahim'in tevhid vurgusu, arkasından Hazreti Peygamber, Hazreti Peygamber'in ortaya koyduğu nizam, düzen, yani onun üzerinden getiriyor. Atlayarak Talas Savaşı'ndan orada bir zıplama yapıyor. Ve o savaş üzerinden Anadolu'ya geliyor. İçine Selçuklu'yu, Osmanlı'yı koyuyor. Geriye kalan deneyimleri, tecrübe zenginliğini, yaşadığımız hikayeleri bir tarafa atıyor. Oradan da bu sefer Müslüman Türklük tarihi. Mesela ben hatırlarım rahmetli Erbakan Hoca'nın bin yıllık şerefli tarihimiz diye bir şeyi vardı. Bir tarihlendirme. O da mesela İslam öncesi Türklüğü. Ya bazen işte 1071'den başlatıyor. Yani 1071'den bahsediyor evet. 1071'den yani Türkiye'de de sanırım yaygın olan. Tabii. Yaygın olan bu, şey. Bu bir nevi muhafazakar Anadoluculuğun da kriter kavramlarından bir tanesi. O yüzden detaya bakınca oradan şeyi görüyoruz. Mesela ben nasıl bir süreç yaşamışım tam bilmiyorum ama ben mesela Emevi, Abbasi, ki Emevi'yi anmak çok zorlaşıyor Türkiye'de. Hı hı. Emevilerle ilgili bir şey andınız mı?
ortaya Alevilik. Tabii. Hazreti Yezid, Hazreti Yezid demiyoruz dinin yani. Dinin devletleştirilmesi. Hı-hı. Muaviye, Yezid falan bir sürü figür geliyor. Hı-hı. Ama mesela ben baktığımda Hazreti Peygamber'in hemen ardılı sayılabilecek dört halifeden sonraki uygulama zemini, rejimi Emeviler. Arkasından Abbasi otoritesiyle kaçan bir Endülüs hikayesi var. Mesela biz Emevileri falan konuşmuyoruz ama Emevilerden kaçan Endülüs'ü konuşuyoruz. Son kalan artıklarını ürettiği Endülüs'e karşı da bir yakınlık. En güzel şiirlerini yazıyoruz, metiyeler yapıyoruz. Endülüs edebiyatı diye bir şey var. Yani ben bu coğrafyaya, bugünlerde Babürlerle ilgili okumalar yapıyorum. Yani hatırlamak bile istemeyeceğim hikayeler var içinde. Hı. Ama sonuçta diyorum ki ya bu ümmetin dünyanın farklı yerlerinde yaşadığı, ortaya koyduğu tecrübeler. Evet. Mesela ben bunda hiçbir kompleks falan duymuyorum. Ama hikayenin çeşitliliğinden haberdar olunca da canım sıkılmıyor değil yani. Evet. Ama böyle parlak, arka arkaya sıralanacak keyifli bir tarih bulamıyorum tabii. Ya şöyle böyle bir şey var yani. Altın harflerle. O tarihin hocam, içinde o sayfalar da var, öbürler de var üstad. O da bizim ama tarihimiz ya. Ya hocam insan kabilesini sever. Evet. Yani hiç bunda bir sayı kayırmacılık şey, doğrudan mı geliyor? Bir şey yoktur yani. Bir taraftan onun yozlaşmış halde kayırmaz. Ama insan kabilesini sever, insan akrabalarını sever. Akrabaları sever. Yani o yüzden Kürt tekine kadar gidebiliriz. Bunda bir sakınca yok. Mesele şu. Ama ümmet dediğiniz şey inanınca ayrıştığınız bir şey. İnanınca başka bir birliğe gidiyorsunuz. Hazreti Peygamber de sonuçta amcalarıyla savaşmadı mı? Hocam ben mesela yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Ben mesela bir Artvin Türküyüm. Artvin Türkü diye bir kavramı da böylece şeye koyayım. Artvinliyim, Azkabiliyim. Müslümanım elhamdülillah. Şikayetçi olduğum bir asabiye duygum yok. Kültürel olarak rekabet ettiğimiz, huylandığımız bir sürü şey var. Mesela yakın köylerimizde de öyle şeylerimiz var aramızda. Kız alırken, verirken falan aklımızda o değerlendirmeler yapılır. Ama sonuçta bu sosyolojiyle ilgili bir şey. Hepimiz de bu vasatın içinde yaşarız. Şimdi Türkiye'de mesela dindarlık, koyu dindarlık, sıkı dindarlık deyince hep Kürtleri hatırladım. Evet. Böyle bir bilgiyle büyüdüm ben mesela. Şimdi ben Türklerle Kürtler arasında ortaya çıkarılmaya çalışılan, geliştirilmeye çalışılan husumeti ümmet perspektifi olmasa önleyemem. Evet. Ve mesela Türkiye'de araya zaman zaman böyle çok tuhaf kanlar giriyor. Değil mi hocam? Trajik bir şey. Sıradan bir vatandaş bu konsepti yeterli ölçüde çözümleyemeyebilir. Kaldıramayabilir de. Uluslararası bağlamlar var. İstismar edilen bu tarafın o tarafa, o tarafın bu tarafa doğru haddi aşan şeyleri var. Ama sonuçta ben bu Müslüman zemini bildiğim için diyorum ki ya biz Müslümanız, kardeşiz ve bu dil üzerinden birbirimize yakınlığımızı korumanın derdine düşüyoruz. Ben mesela buna ümmet diyorum. Hocam şöyle diyeyim bakın. Öyle değil mi Ali abi? Ben de öyle düşünüyorum. Hocam bak insan kendi kabilesini sever. İnsan kendi akrabalarını sever. Bu çok doğal bir eğilimdir. Ümmet ise irade göstermekle alakalı bir şeydir. Sevmeye niyetlenmekle. Tabii yani. Sizin irade göstererek ümmete dahil olursunuz. İnanmak da bir iradedir. Tabii yani çaba göstererek olur. Çaba göstererek kendine hazır bulmuyorsunuz. Tabii hazır bulmazsınız. Tabii. Kabilenizi hazır bulursunuz. Anne babanızı hazır ne bulursunuz. Yani? Yani doğal olarak orada yaşarsınız ve onları doğal olarak seversiniz. Onlar da sevgi dünyanız kendi doğallığı içinde büyüyen bir şeydir. Çok oysa güzel. Ümmete dahil oluşunuz irade göstermekle alakalıdır. O eşitliğe razı oluşunuz iradeyle alakalıdır. Çünkü düşünün mesela Halid bin Velid Hazreti Bilal'in komutasında gidiyor. Yani birisi büyük komutan, birisi dersin sıradan bir köle. Yani ama Hazreti... Düne kadar ayakta kaldı. Yani Halid bin Velid diyor mu? Yani ben işte diye başlamıyor yani. İşte o ümmete dahil olmak, belki irade diyecek, göstermekle belki alakalı. Belki diyecek, belki ama ümmet demesini bilinci, mümkün kılacak. Ama artık ortam, iklim, meşruiyet zemini evet. Ona o hakkı ama vermeyecek işte, derecede oturmuş. Ümmet o anlamıyla işte irade göstermekle alakalıdır. İrade gösterirsiniz, iman edersiniz, iman ettiğiniz için eşitlenirsiniz. O sizin aslında bir nevi kendi iradenizle dahil olduğunuz bir şeydir. Şimdi bu anlamıyla bizim aslında 1071 bir Bilal. Nevi doğal halimizle irademizin buluştuğu yerdir.
O yüzden entegre önemli. Entegre olduğumuz şey. Önemli bir tarihtir. Halkaya dahil olduğumuz. Ama orada hem irademizle doğal halimiz bütünleşti. Yani doğal akrabalarımız, kabilelerimizle birlikte Müslümanlığımız birleşti orada. Doğru, çok güzel. Yani o anlamda bizim için değerli bir tarihtir 1071. Ben değerini hiçbir şekilde azımsamıyorum. Çok değerli bir tarihtir bizim için. Bir nevi aslında Anadolu'daki Müslümanların travmasını açtığı yerdir orası. Çünkü doğal halimizde irademizin bir şekilde karşılıklı yani sürtüşmesine. Lejyoneriz, Fatimilerde. Orayı açtığımız yerdir orası yani, bizim. Yani ne olduğumuz pek belli değil ama artık, 1071'den sonra artık ondan sonra hem Türk'üz hem Müslümanız. Ne güzel. Yani baktığımız zaman o 1071 o yüzden çok önemli bir tarihtir bizim için. Evet, kurucu bir tarihtir. Kesinlikle öyle. Ama bunu da şunu da görmemiz lazım. Yani ümmet bilinci ya da ümmetin kaybı ister bu Türklerde, ister Çerkezlerde, ister Çeçenlerde, ister Kürtlerde olsun, ister Araplarda olsun, ümmetin kaybı aslında inanma iradesinin kaybıdır. İradenin kaybıdır. Yani mesele odur. Biz o iradeyi kaybettiğimiz zaman kendi doğalımıza döneriz tabii. Kendi doğalımıza dönersek ben Türk'üm, o Arap, o Çerkez, o Arnavut, bu Endonezyalı. O yani, bu dağılmışlık, bu parçalanmışlık. Evet, herkes kendi milletini sever yani. Mesela Mehmet Akif'i nereye koyacağız? Bu ümmetin sesi haline getiren, Muhammed İkbal'i bu ümmetin sesi haline getiren, bizi onunla hısım yapan şey ne hocam? Yani işte Muhammed İkbal, sana ey Allah'ın Resulü yanında Çanakkale şehitlerinin kanıyla geldim dedirttiren ne hocam? Evet. O ümmet. İşte irade. Ya birazcık irade. Atlatın bizi ya. O işte irade. Ama bakın o şey değil işte, o doğallık değil, o irade. Tabii canım. Yani tabii. Onu koyuyorsun, diyorsun ki ben peki, buradayım yani artık. Sona doğru yaklaştığımız için biraz da kavramın daha böyle gündelik. 1071'den öncesinde var kabul etmemiz gerektiğini ya koyalım. Benimki biraz marjinal ilgi oluyor. Ben onun öncesinde 1071'den öncesi de. Hocam hala akrabalarımızı severiz. Hazreti tabii. Peygamber de bütün akrabalarını sevmedi mi? Tabii canım. Sevmeye de devam etmedi mi? Etti. Biz de seviyoruz. Biz de Ehli severiz. Ya. Biz de severiz. Yani biz de mesela. Hocam resme bakmanızı. Kültigin de severiz. Evet. Bunu nereden bulmuşlar ya? Hocam çok güzel ya. Neresi? Afrika mı Ali abi? Afrika kesin de neresi? Senin arkanda da hocam pandemi sürecinin bize armağan ettiği yeni saf düzeni var. Şimdi bu bak bu ilginç bir şey. Anlatın lütfen. Yani nasıl ilginç? Bakarak anlatın hatta. Bakarak anlatayım, seyircilere sırt dönmüyoruz değil mi? Şöyle. Ya bir. Mümkünse resmi ekrana taşıyabilir miyiz fotoğrafı? Yani şu bize şunu diyor aslında bakın. Hani o pandeminin bizi allak bullak ettiği bir süreci yaşadık ya. İlk yanılmıyorsam bu ilk cumaydı Konya'da değil mi Mevlana Müzesi? Evet evet. Selimiye Camii ve Mevlana. Yani kim organize etti ve nasıl bir düzenleme yaptılarsa şurada işaretler koyuyorlar ya. Bu şunu gösteriyor. Yani ümmet safları sık tuttuğu gibi ayrı ayrı da bir arada olabilirler. Olsun, belirlenmiş yerine oturarak da. Evet. Yani birbirimizle ayrı durarak da bir arada bir birlik oluşturabiliriz. Şu Afrika'daki resim de bak. Pandemi mandemi yok. Biz kucak kucak hacdaki gibi bir şey bu ya bak. Çok güzel ya. Biz aslında hep bir aradayız. Ben şimdi oraya birkaç kere denk geldim böyle biliyor musun? Yani bu kadar kalabalık değil de. Abdestim varsa ya da abdest yoksa hemen koştur bir abdest. Araya girdiğim olmuştur yani. Yalnız orada da ilginç bir şey oluyor. Görece ben onlara göre beyaz oluyorum ya. Selam veren geliyor sarılıyor yani şimdi şey mutluluk hissediyor. Aramıza katılan yani, yeni müftediler gibi. Yani ya beni nereye konumlandırıyor? Arkamızdaki ne Ali abi? O Ayasofya'da bir cuma yanılmıyorsam. Açılış. İbadete açıldı hafta. Yok ama o orada daha kalabalıktı. Her yer doluydu yanlış hatırlamıyorsam. Tabii. Bu Ayasofya'da bir cuma olabilir. Çünkü orada inatsa yer düşünmez. Normal bir cuma. Çünkü evet sanki. Çok kalabalıktı. Evet orada inatsa. Ben şimdi bu. Namaz üzerinden gidelim. Şimdi namaz üzerinden gidelim. Çok ilginç başka şeyler de var. Ya şöyle. Mesela namaz dünyanın hangi coğrafyasında olursan ol. Cuma ezanında sizi Allah'a ibadete çağırdığında müezzin. Bütün Müslümanların o telaşla koşturup, bak dünyanın her anında namaz kılınan bir coğrafya var.
Evet, dönüyor ya, evet. Bak, ezan duyuyor. Her anında. Ezan duyuyor. Bunu biliyorsun. Bu sana ne diyor biliyor musun? Yani Allah'ın ipine sımsıkı sarılmaya, o sımsıkı ifadesini herkesin kendince anladığında düşünün lütfen. Yani kim ne kadar sıkı sarılıyor kendi cevabını verecektir. Dolayısıyla Allah'ın ipine sarılmak üzere namazla, kardeşlik duygularıyla, merhametle, yardımlaşmayla, o ümmet bilinciyle, o ümmet bilinciyle Müslümanların dünyada her coğrafyada yaşıyor olduğunu ve ibadet halinde Allah'ın ipine sımsıkı sarıldığını görsün. Bu fotoğrafların hepsi onu kendi iç hallerinde gösteriyor. Konya'daki şu fotoğrafta benim için daha anlamlı. Şundan dolayı aramızda mesafe koyacak pandemi ya başka engellere rağmen yine bir aradayız. Tabii canım biz yine saf tutarız. Bu mesafe bazen pandemi olur. Bazen ön yargılarımız olur. Bazen etnik aidiyetlerimiz olur. Bazen kişisel tercihlerimiz olur, beğenilerimiz olur ama yine bir aradayız. Sesim. Hocam şey mi sesi? Cuma ümmetin namazı. Evet. Onu söylemek lazım. Bayram namazları da öyle. Yok, bayram namazı milletin namazı. Ama bayram namazında dur bak bayram namazında başka bir şey var. Doğru bayram, ama önümüz bayram. Hocam oradaki detayı. Çünkü orada çok ilginç bir şey var bayram hocam, namazında. Sen hocam sen bunu bilerek mi söyledin yoksa? Yok, genel olarak söyledim. Nedir buradaki? Yani şöyle bir şey var. Bayram namazında mesela insanlar hiç namaz kılmasalar bile beyaz gömlek. Yani sadece o Yahya Kemal bile geldi. Kültürel toplumda. Evet, kültürel topluma dahil olduklarını göstermek için geliyorlar aslında. O da var ama yani mesela bizim gibi her zaman gidenler olabilir. Sabah namazını kılmayıp da bayram namazına gelenler niçin geliyorlar? Kültürel. Yani işte ama cuma ümmet. Cuma ümmetin namazı. Ama bak bayram namazı. Detayı da bilmiyorum. Bak bayram namazında başka bir şey daha var yalnız. Evet. Açık alanda kılınması önerilir. Büyük ama alanlarda. Hiç öyle bir şey. Şimdi değil. Tabii, Musafa şimdi için değil. Evet. Neden? Çocuklar. Aha. İşte gençler o görkemi görsün. O görkemi görsün. O aidiyet bay görsün. Aynen öyle. Biz bu ümmet kültürel tam da ümmet duygusunu yaşatacak bir görüntü. Evet. Ümmet duygusunu güçlendiren, yaşatan bir duygu o görüntü. Aha. Ama şey cuma gerçekten yani cumada olmazsanız sanki hikayenin dışına düşüyormuşsunuz gibi bir şey. Cuma işte ümmetin çünkü namazı. Çünkü bayram namazında hakikaten yani olmasa yengeler ama zaten o yüzden gönderiyor. O yüzden diyoruz ya işte ümmetle politik arasındaki ilişki de şimdi oradaki irade anlamında aslında bir politik tavır. Onu söylemek lazım. İrade bir politik tavır. Ama bu hani politik birlik anlamında değil. Zaten o politik birlik anlamına gitmesi bu tavırla alakalı bir şey. Cuma da aslında bir politik tavırdır. Bir politik duruştur. Cuma namazı politik duruştur. O yüzden hani biz de biliyoruz ki geçmişte Cuma'yı bu anlamıyla kavrayanlar önemli bir kesimi Türkiye'yi çok da Darül İslam saymadıkları için Cuma kılmadıklarını biliyoruz mesela politik tavır bir dönem öyle olarak. Bir şey vardı. Evet evet. İşte yani sonradan bu tür arkadaşlar dediler ki biz aslında Zühre ayin namazını kılmıyoruz. Niye? Artık Cuma. Çünkü Cuma. Cuma. Her durumda bir kaytarma yolu buluyorlar. Artık Cuma dediler. Yani Cuma da bir politik tavırdır hocam. Daha doğrusu politik duruştur. Ümmet de bir politik tavırdır, iradedir. Yani onu söylemek lazım. O yüzden ümmetin namazıdır Cuma namazı. Ha bayram namazı biraz daha kültürel bir şeydir. Yani sonuçta şey de değil. Yani farz da değil, vacip. Yani sabah namazı, bayram namazından önce kılınan sabah namazı bayramdan daha önemli. Farzdır. Farzdır o. Yani diğeri vacip. Ama vacip olmasına rağmen kültürel bir bütünlük. O yüzden diyorum milli namazımız diye. Biz şimdi de çay içiyor hocam ya bak kültürel diye bir şey koyuyor araya. Evet çoğunu dini bir vecibe olarak yerine getiriyor ama bir kısmı da ya orada olmazsam yani farz-ı kifaye de değil hocam. Olsun ne güzel ben acayip mutlu oluyorum. Ha orada olmazsam ne güzel bir şey. Bütünlükten ya. Eksik kalıyorsun. Şeyin ahalisini şeyde görüyoruz. Bayram namazlarında. Hocam biz şimdi gerçi kıştan bundan sonra bayramlar kışa doğru geliyor değil mi bayram namazları? Evet, tabii. Ya rahmetli babamın 10 gün atıyor. Rahmetli babamla ilgili bir şey anlatayım mı? Konuyla çok alakası yok ama. Lütfen. Ya çok resmi oldu bu oturum. Bir kış günü Kayseri'de bayram namazına gittik. Dışarıda ama kütür kütür buz yani yerler. Cami dolu. Cami dolu da biz de işte geciktik herhalde. Biraz da ağırdan mı aldık? Cezamızı çektik yani aslında.
tamam temizlemişler falan ama kütür kütür bu. Kayseri soğuğu da iyi soğuk o zamanlar. Bu dedim muhtemelen ki 77-78 falan o yıllar. Kışındı evet hocam. Abi. Seccadeyi sayardık. Şimdi oturuyoruz. Hoca hutbeyi içeride. Tabii yerden ısıtma sistemi yok o zaman. Klima da yok ama içeri sıcak dışarıya göre. Yeryüzü donduk biz. Babam orada ne kadar donduysa abi yani. Bir ben mahcup olduğum bir şeyle. Hocam yeter gari donduk ya. Yani. Bağırdı değil mi? Hocam arkada Bünyamin Bey'in arkasında da bak çok, bu görüntü. Çok yönlü okumalara Allah fırsat veren bir abi, ümmet kardeşliği bu işte ya. Ha bunu bak inanmayanlar da yapıyor. Avrupa'da falan da bak. Amerika'da var böyle şeyler biliyor musun? Gördüm geçen bir namaz kılan bir çocuğun başında bir etrafını çeviriyorlar hemen kadın, engel oluyor. Elinde şemsiyeyle ona tutuyor. Ne güzel bir manzara ya bu. Yani Allahu Ekber dediğimiz şey bu oluyor herhalde evet, değil mi? Evet. Zaman zaman sudan koruyoruz. Zaman zaman suya kavuşturuyoruz. Peki Bünyamin Hoca hani sona gelirken bir soruyla belki tamamlamak gerekir. Bu ümmet duyarlılığı, fikriyatı, bütün bunları hesaba kattığımızda sonuçta son tarihte nasıl bir resim sunuyor İslam ümmeti? Yani bu birbirine bir şekilde eklemlenmiş o büyük resim ortaya ne sunuyor? Umut, korku, yeğiz ne sunuyor? İkinize de sormuş olun. Yani şey yani ümmet bir taraftan da işte o dedik ya bir nevi aslında kökeninde o kalü belaya dönüş arzusu, isteği, eğilimi söz konusu. Bu anlamıyla aslında ümmet bir umut aslında. Çünkü baktığınız zaman ümmet bir korku değil. Yani ümmet bir umut. Eğer gerçekten Allah'ın karşısına gittiğimiz zaman biliyoruz ki mahşerde aslında bütün ümmeti Muhammed bir arada olacak. Mahşer zaten öyle bir şey. Yani bütün ümmeti Muhammed'in tekrar bir arada olduğu yer. Ve bütün bir hayatımızda o mahşerdeki ana hazırlanmakla geçiyor. Bu orası bizim için hem bir hesap günü hem de aslında umut ettiğimiz bir gün. Ben mesela karar vericilik pozisyonunda olsam bir mümin olarak, bir Müslüman olarak dünyanın gidişatında söz sahibi bir pozisyonda olsam, yani mikro düzeyde olabilir, makro düzeyde olabilir. Yani dünyanın gidişatına yön vermek deyince Birleşmiş Milletler'de önemli bir görev falan anlamında söylemiyorum. Yani öyle şeyler olur ki bazen dar ölçekte bulunduğunuz insanların iradelerini yönlendirecek bir yerde olursunuz vesaire. Her durumda yani hangi koşulda olursa olsun sizin bütün kısıtlamalarınıza, tanımlardaki kısıtlamalarınıza rağmen entelektüel duyarlılığı yüksek bir Müslüman ümmet fikriyle iç içe olduğu zaman bu kavramın batarya olarak tüm gücünden haberdar olmuş birisi olarak ne düşünmesi gerekir? Hocam ümmet bir bilinç halidir, bir sosyolojik bütünlük değildir. Yani bunu not etmek lazım. Ona inandık, çünkü sosyolojik bütünlükler birbirine çok benzeyen yapılardır. Ümmet ise farklılıklarıyla beraber bir birliktir. Yani o farklılıklarını her zaman korur. O farklılıklar aynı zamanda hocam, tamam, yaşam tarzlarına da... Hocam tamam, senin sosyolojin de farklılıkları mecliden bir sosyoloji oluyor. Mesela farklı sosyolojik oluşumlar türdeş yapılar üzerine kurulabilir. Ama İslam sosyolojisinde ümmet dediğimiz o çekirdek belirleyici kavram tek türü, tek biçimi, tek düşünceyi merkeze almıyor ki. Ama işte, orada... nedir o? Mesela ümmet dediğiniz şey duruşta birliktir. O yüzden mesela namaz, hep o namaz işte ümmetin en önemli mesela bütünleştirici unsurlarından bir tanesi. Neden? Çünkü namazda duruşta birsin. Allah'ın karşısında orada duruyorsun. Oradaki o duruşun, hatta işte ümmeti birleştiren yerden bir tanesi ne? Arafat, vakfe. Oradaki duruşun ümmeti bütünleştiriyor. O vakfe ümmeti bütünleştiriyor. O tavaf ümmeti bütünleştiriyor. Yani bu duruş aslında. Ümmet dediğimiz o duruş bilincidir diye düşünüyorum. Ben yani böyle bir kavramın semantiği üzerine ıstılahtaki anlamı, sözlükteki anlamı işte onlar üzerine geçmişte yani çok
çok ciddi okumalar yaptığımı hatırlıyorum ama son zamanlarda bir Kutup Ümmet diye bir kitap okuyorum. Yani İslam toplumunun, İslam ümmetinin diğer ümmetler nazarındaki o özellikliliğini anlatan bir kitap okuyorum. O da tam da Bünyamin Hoca sizin iki saattir söylediğiniz şeyleri daha böyle metinle, Kur'an'la, hadisle, sünnetle içeriklendiren bir şey koyuyor ortaya, resim koyuyor. Orada da bu aidiyet, bu zihinsel buluşmalar, bu buluşmanın ürettiği maneviyat, yeni bir kelime var ama tam aklıma gelmedi. Bunun insana verdiği, kendi dindarlığına, Allah'la ilişkilerine vermiş olduğu müthiş bir maneviyat var. Herhalde böyle bir anlamı üzerinden ilerlemek gerekiyor. Ali abi sen son çünkü bir şey ayet var ya hani siz insanlar içerisinde çıkartılmış en hayırlı ümmetsiniz. Sonra iyiliği emreder, kötülükten nehyedersiniz. Bugün İslam ümmeti dediğimiz şey iyilikte önde, kötülükleri de mefsedette olmak durumunda. Ortadan kaldırma konusunda bazen çığırtkan, bazen feryat, bazen bayağı bildiğin aktüel olarak somut bir rol üstlendiği zaman o demin anlattığım şey i̇şte ayet ne güzel oldu. Onu da bütünleyen hadis nedir? Bir kötülüğü gördüğünüzde elinizle, dilinle yapamıyorsan kalbinde buz. Ümmeti bütünleyen şey de bu. Ümmetin evet. Duruşu da her bu. Her durumda bize iş çıkıyor diyorsunuz. Evet, duruşu bu. Her durumda bir sorumluluk payımız var. Ümmeti kaybettiğimiz şey ne? Buzu da kaybettiğimiz yer. Evet, onu geçen bir vesileyle evet. Siz anlatmıştınız. Böyle buğuz çok kötü bir şeymiş gibi. Evet. Algılanıyor. Ama en azından o duruş. Oysa mesafe. Duruşu korumaktır o buğuz. Yer bildirimi çok önemli. Yani elinle dilinle. Yani aslında bir duruş göstermektir tabii, ya. Tabii elinle yani. Dilinle yapamıyorsan bir duruşu korumaktır. Tavır koy. Şimdiki ifadeyle tavır koymaktır. Evet. Sonuna geldik tekrar. Önümüz bayram. Bayram. İyi dileklerimizle. Sabah namazına da gidilecek. Evet. Bayram namazında gidilecek. Kadir gecesinde ümmet buluşacak. eğer eller semaya ümmet Muhammed'in sadece bayram namazında yetiniliyorsa kültürel İslam oluyor. Sabah namazını da içine katıyorsanız o da her zamanki işiniz oluyor değil mi? Öyle bir şey. Evet. Hoca bizi rahatlatıyor. Efendim hepinize hayırlı günler, hayırlı bayramlar diliyoruz. Bünyamin Bezci, Ali Büyükaslan ve ben Necdet Subaşı. Ramazan ayında işte alim, takva, ümmet gibi kavramlar etrafında biraz haddimizi aşarak biraz yeni konular etrafında sizinle konuşmaya ve muhabbet etmeye çalıştık. Hepinize hayırlı günler diliyoruz.